Doktorun bir şey sorusuna cevap versin. Kadere mi şahit ediyorsun? Nasıl? Bir de söyle. Diğerlerini hiçbir şey yok ya. Göremiyoruz öyle şeyleri. Evet. Kadere mi şahit oluyoruz? Yani kadere kendi, kadere iman kendi bizde olan bir hadise olduğu için. Ona şahit oluyoruz. Şahit oluyorsun. Mesela bak. Yani görebileceğin bir şey. Bir iki dakikanızı alabilirim. Tabii. Şimdi Kur'an'da Amentü Billahi sırası geçiyor. Melek kader geçmiyor. Ama hadiste geçiyor. Onun bir sırasını değiştir. Bir sırasını değiştir. Sonra iman edilmesin olmaz. İman edilmesi gereken, iman edilecek şeyler var ya, Allah, melek, kitap, peygamber, ahiret, kader en son. Amentü billahi ve melaketi ve kütübi ve resul verin. Şimdi bunların içerisinde en kolay iman edilmesi hangisidir? Allah'tır. Çünkü Allah'ın esiri var. Peygamber mucizesi var ama ben görmemiş. Melekler var, din söylemiş. En zor şahit olduğu insan, en zor şahit olduğu şey kendisidir. Mesela en kolay, mesela şöyle diyor, diyeyim. Allah'ı tanımak mı kolay, insan kendisini tanıması mı kolay? Allah'ı tanımak kolaydır. Niçin? Allah'ın eseri var. Allah'ın peygamberi var, Allah'ın kitapları var, Allah'ın melekleri var, Allah'ın dünyası var. Ben kendimi neyle tanıyacağım ki? Neyim var? Eserim yok. Hani sanat? Onun için en zor insan kendisini tanımasıdır. Onun için iman esaslarını sonuna koymuş. Şimdi Ali'nin de dediği gibi, mesela melekleri böyle kaldır, kitap oraya koy. Olmaz. Allah'a iman edilebilirse zemin oluyor melekleri inanmaya. Allah ve melekler hazmedilirse kitaplar rahat edilebiliyor. Çünkü melekler ortada yoksa vahiy kim getiriyor ki? Evet. Yani haşa Allah yoksa meleği zaten yoktur. Allah varsa meleği olması lazım. Meleği varsa bize bildirmesi lazım. Kitap olması lazım. Kitabı da birisinin gelmesi lazım. Geldi. O kitapta bize bir şey demesi lazım. Öyle yaşa ki ahirette şey var. Ben kimim demesi lazım. O da kader. Yani biri birisini netice verecek şekilde sıralanmış. Sırayı bir alta alırsan ortalık karışır. Sen kaderi inkar edenler kendilerini inkar ediyorlar. Çünkü beş iman esasını iman edenin şahit olduğu kişidir. Kaderi iman eden kederden emin olur. Men amene bil kader, emine minel keder. Kederli ise kadere iman edememiş o nispette. Edebildiği kadar kederi yoktur. Tamam. Onun için kader sırası bir sonrayı netice vermesi içindir. Ve iman etmenin en kolay yoludur. Allah yerine kaderi koyun. İlk iman edilmesi gereken amentu billahi yerine amentu bil kaderi. Olmuyor işte. Güç mü olmuyor ki o zaman? Evet. Bir şey de yapmıyor. Evet, şimdi özür diliyoruz. Estağfurullah. Bir daha şey yaparız. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin konusu abi berza ama bir kabir dersi yapmıştık daha önce. Ona bir ufak değinip kadire hemen berza geçeceğiz. Evet, kısa bir şey yapıp hemen Allah nasip ederse berza geçiş yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kabir kapıdır diyor. Vefat edenlerin istasyonu kabirdir. Ahiretin birinci menzili kabirdir. Kabir, alemi ahirete açılmış birinci kapıdır. Ebedül Abad memleketin iskelesi olan kabir tüneli diyor. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir diyor. Bu da tasavvurumuza bakıyor. Zaten bu tabloyu izleyeceğiz Allah nasip ederse. Hocam ya ben onu görmedim abi. Evet. Ben onu görmedim ya. VIP konuştum. Ne? Biraz alışık gibi görünüyor ilk etapta ama yavaş yavaş anlaşılacak. İnsan suretinin hakikate dönüşümüne şahit olacağı inkılaptır. Kabir. Sana giydirilenlere benim şuydu farkındalıdır. Benim bende miracım veya karıncanın serüveni diyebiliriz abi buna.
Sizin son şeyiniz. Tamam. Bu zindanı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bahisten açılan bir kapıdır diyor. Avam kabir kapısından sonra bu nuraniyetli alemleri görecek. Havas ise 409'da dediği gibi mektubatta binler perde perde içinde sıralı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde görüyor. Zahirde avamda kabirden sonra görecek. Eğer sen burada oralara geçersen şimdi sen kabirden geçmişsin demektir. Bu da sizin notunuz abi. O zaman o alemleri örtenler senin kabirlerin. Sen burada bir yol bul ki kabir kullanmadan o alemlere giresin. Avamın kabirden sonra gireceği berzah alemine ölmeden önce ölenlerin girdiği gibi. Şimdi Gafur abi berzahı birkaç yer okuyacak abi. Şimdi berzaha başlıyoruz işte. Vallahi biz nereden okuyalım, nereden başlayalım diye çok şey yapamadık doğrusu isterseniz de. Şöyle birkaç yerden parça parça kestik Hasan abi. Şu notlarımız bu şekilde. kes birleştir, kes birleştir ancak bu şekilde oluyor. İlem eyyühel aziz. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetler köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebain, isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku alemi yakaza ile alemi misal, alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. Şimdi birkaç yeri birleştireceğim abi. Sonunda bir buradan bir ufak bir çıkarımımız var. Onu bir anlatmak istiyoruz inşallah. Sıkıntılı olmaz. Demek beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufat-ı azime-i yevmiyesinin işaretiyle hem senevi, hem asri, hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve ensep'tir. Yani beş vakit namaz, beş vakit namazın her biri, her vakti bir büyük bir inkılap olduğunu üstad söylüyor burada. Az önce de inkılaplardan bahsetmişti abi. Şimdi nereye bağlayacağız bunu? Bir de şurada şu bölüm var. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. Gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. Geceyle karanlık demiş. Evet, evet. O bizim de dikkatimizi çekti. Geceyle karanlık. Kabire nasıl? Gece, berzaha karanlık demiş. Hani gecenin sıfatı mıdır karanlık abi? Sıfatıdır. Yoksa gece karanlık değildir. Kaşe ba ateşe leyle ve ahreci duha. Mesela sıfatı diyor ki, gece karanlığında. Gece ne olacaktı ki? Yani onu ekliyorsun, fuzuli kelam yapıyorsun. Derler değil mi? Gece karanlık. Gece ne olacaktı ki? Gece karanlık istila ettiği zaman diyoruz. Karanlık bir maddedir, gece bir alemdir. Alem olan burada o zaman kabir mi alem olur? Gece alem. Kabir gecesi gece. Ve berzah karanlığında diyor. Kabir gecesidir. Evet, gece bir alemdir. Lan kabir alem oldu. Gece alem, kabir sıfatı, karanlık sıfat. Tamam, yani vasıflandırmalarıyla tamamlayalım diyorum. Evet. Ya aslında onunla alakalı. Yok yok hiç yapma tamam. Onun güzel gel sonra devam edeceğim. Evet. Araklamaları yapsın. Evet evet. Ondan sonra. Şimdi burada Hasan abi özellikle şeyler okumak istiyorum ben Hasan abi. Yani şimdi burada bir inkılaplar oluyor abi. Şimdi buradan namaza geçtik. Namaz beş vakit namaz bizim üzerimize farzdır. Her vaktin büyük bir inkılap var. Her vakitte büyük bir inkılap oluyormuş.
Yani bu namazların 5 vakit olmasının sebebi bir manada. İnkılabı çözdünüz mü? Abi değişim. Yani büyük değişim. İnkılabı eğer çözmediğinizse yani biraz... Bakın şimdi bakalım nereye bağlayacağız abi bunu bakalım. Çözmüş müyüz? Buradan da namaz hatta bir de teheccüd namazından bahsettik Hasan abi burada. İnkılaptan bahsettik, namazdan bahsettik, namazın inkılapların başı olduğunu bahsettik. Bir de teheccüd namazından bahsettik abi burada. Böyle bir şey özelliği. Yani evet böyle bir peş peşe bir şey yaptık. Bunun sonucunda şöyle bir enteresan bir tefekkürümüz oldu. Zamanın altı yönü vardır abi. Tamam. Namaz her biri bir burada da yani buradan alıntılar yaparak böyle birleştirmek istiyorum. Namaz her biri bir inkılap vaktidir ve günde 5 vakit bizim için farzdır. 5 vakit inkılap oluyor abi. Peygamber Efendimiz'e teheccüd vaciptir değil mi abi? Vacip. Yani 6 vakit tamamlanmış oluyor. Zaten ustad da gece namazı diyerek 6'ya çıkar. 6'ya çıkartmış abi. Evet. Gece namazı ekliyor. Hakkı Nur talebesini teheccüdsüz düşünemem. Samimi söylüyorum, düşünemem. Evet. O şey değil. Mutlaka. Çünkü ustad 5 vakit namazı bir tarafa koyuyor. 5 vakit namaz ve gece namazı diyor. Ayrıca söylüyor. Gece aleminde zaten üstad girmiş. Evet. Çünkü koca bir günü 5'e bölüyor. Geceyi teke indiriyor. Gece vitir değil değil mi abi? Değil abi. Buradan yırtar mıyız değil mi? Yok abi. Çünkü Şafii'de sünnettir. Mezheplerde ittifak yok ama teheccüdde ittifak var. Teheccüd namazı değil de gece namazı mı düşünüyor orada? Teheccüd namazı usta diyebilir. Gizde kılan teheccüd diyor. Hani geceyi de ayırıyorlar. Onu ayrı ayetten söylüyor. Teheccüd ayırıyor. Teheccüdde teheccüd ayrı diyor. Gece namazı var. Hadi bakalım. Abi şuradaki şey de biraz benzah. Ben benzah böyle bir şey, şurası, şu benzah diye yani sabitleyemiyorum. Benzah abi sürekli değişken oluyor. Allah Ekber. Ne dediğini fark ediyorum. Ne dediğini duydunuz mu? Acaba anlayarak mı söyledi diye merak ettim ben. Vallahi bir şey ben yani akşam anlayarak yazdığım şeyi sabah ben bunu nasıl yazmışım diyorum. İnşallah izah etmeye Allah'ın nasip eder. Allah aşkına ne dediğini duydunuz mu? Evet. Okudukça berzahım değişiyor dedi. Allah'u ekber. Evet. Zaman da bir berzah abi. Zaman da bir berzah. Yani bu alemler arasında aslında zamanla şey yapılıyor. Geçiliş zamana bunu okuyacak mısın? Şimdi okuyacağım. Mesela şurada şöyle ufak bir bölüm daha var ama neyse onu okumayalım. Zamanın altı yönü vardır dedik, ha, orayı okuduk. Peygamber Efendimiz'e teheccüd vaciptir dedik, orayı da okuduk. Şurayı tekrar bir hatırlamak var, bunları okumak istiyorum. Yani ben bir not düşeyim. Kamera esas değildir. Abi, zaten ben başka örneklerim de olacak. İnşallah Bülent abiye çok selamımız var. Şimdi işi çok olacak herhalde burada. Yani şey yok, bunun bir şeyi yok. Yok abicim, Allah'ın izniyle. Onun için mana sıkılmış gibi görüyorsun. Ya mana seni sıkmış? Mana bir benziyor. Biraz benzer abi herhalde sanırım biraz şey yapınca soru sorunca mı? Biraz herhalde öyle oldu inşallah. Açılır yavaşlar. İnşallah yavaşlar. 10 dakika sonra. Ben sana ben acele söyleyeyim sana Berza inkılaptır kardeşim. Yumurta, tavuk yumurta, çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. İnkılap. Bakalım buradan böyle bir şey çıkacak. İnkılaplar neticesinde bakın demek ki fazla tekrarlamışım. Her iki taraf arasında geniş dereler bu süre geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetler, köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Burada da köprüler berzahtır abi. Devamını getirelim isterseniz. Bak, berzahtır. İki tane vadi var, köy var. Evet. Arada bir dere var. Müsaade etmedi. Geçen adam geçti gitti. Tamam mı? Geçti gitti mi abi bu köyden?
Peki köy değişti, adam değişti mi? Hayır, adam aynı. O zaman inkılap ayrı, köprü ayrı. İnkılap seni değiştirip dönüştürendir. Köprü seni geçiren ama sen hala sensin. Burada inkılaplar arasındaki o köprüler... Aynı zamanda inkılapta köprü var ama köprüde inkılap yok. Ben kaç tane... Mesela bak, sen şimdi senin lisanla söyleyeyim. Bir yaylaya gider misin Zeynep? Yayla. Gittin mi? Gittim abi. Karşı iki yayla var, bir de bu yayla var. Ortada bir dere akıyor mu? Sen gafursun. Bu yayladan bir köprü yapıldı. Asma köprü. Geçtik öteye. Bu köydeyken de gafurdun, bu köydeyken de gafursun. Kilon da aynı, her şeyin aynı. Mekanın değişik. Bu köprü. Ama aldın mı abim bir tane çekirdeği? Ondan sonra attı mı toprağı abim? Güneş, hava, toprak, suya, muameleye tabi tutup o çekirdekleri inkılap etti. Ağaca inkılap etti. Ama köyden köye geçen adam değişmedi ki. Köprüyü kullandı. Şimdi abi çekirdeği toprağa attınız. He. Büyüdü. Ağaç oldu ve meyve oldu. He. Şimdi o meyve, meyvedeki çekirdek ile veya meyve ile he. Topraktaki çekirdek arasındaki o gövdeyi ben bütün berzah olarak algılıyorum abi. He. Güzel. Bütün berzah olarak algılıyorum ben. Tamam. Ama o berzahtır ama ona biraz böyle şeyde de geçiyor. Berzah. O birkaç yerde o şekilde de geçiyor. He, köprü diye şey yapıyor. Köprü diye de geçiyor. Nasıl biliyor musun işte bu sanki aynısını kökteki çekirdeği öteye taşımak noktasında ama orada durduğumuz zaman muazzam bir çınar ağacı var. Evet, kökteki çekirdekle baştaki çekirdeği dikersen, haydi iktisat olursa, doğrultu olursa aç gözükmüyor. O zaman bu köprü olur. Ha? Yani baştaki çekirdek de aynı, sondaki aynı. Gafur bu köyde de aynıydı, öteki köyde de aynıdır. Taşındı oraya. Ama bütünsel baktığın zaman o ağaç kök çekirdeğin inkılabı. Ağacın bütünlüğü değil mi abi? Bütünlüğü böyle. Dört esma ile birden bakarsan evet. İnkılap bizi dört noktadan baktırır. Yani Miraç ise bir inkılap da var ama inkılap diyemiyoruz. Her bir alem bir köprü olmuş peygamberin. Tamam. Abi çekirdeği alemi şehadet olarak görürsek ağacın gövdesi, dalları alemi misal ve alemi berzahta büyüyor, şekilleniyor, meyvelerini de cennette veriyor. Evet, meyveleri orada veriyor. İnsan burada çekirdektir, ne meyve görünür ne bir şey. Evet. Harmandır diyor. Beydardır diyor bir de. Yani meyveyi orada verecek. Zakkumu, elma. Burası tamamen kimisine berzahlık yapıyor, kimisi inkılap yaptırıyor. Birisine, birilerine berzahlık yapıyor. İnkılap nasıl yapıyor? Birisine berzahlık yapıyor. Birisine köprülük yapıyor. Birisine inkılap yaptırıyor. Bir tane daha, dört tane. Onu bu kadar anlatmayın. İnşallah tamam. Bu dersin neticesinde benzer şeyler çıkacak herhalde. Tamam. Pardonuma güveniyorum. Yani külliyat, nefsin yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki böyle dizilmesi bile bir ciddi takdir ve ihtiyar ve iradeyle olmuştur. Kesinlikle. Bunun kelime noktasına ömrümü veren insanım. Bugün gemene soktun beni Osman, izana girdi. Artık deli olmak elde değil. İyi olmuş diyeceğim. Ama bugün çok kızdım ya, ben nasıl bunu merak etmiş. Sonra işte bunu sizin meseleyle alakalı söylüyorum. Hepsini böyle tıkır tıkır dizmiş. Ya tasdike sağ taraf diyor, izanı sol taraf. Ya bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Kafayı unutmadan gitsin ne mutlu. Hadi bakalım. Abi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani berzah zamandır dedik. Dehr dedik, insanlık.
bakalım açılacak. Çünkü evet, öyle mi dediniz? Çok ilginç. Kur'an diyor bunu. O şey demişti, Harun demişti. Dehre insan diyor, zamana insan diyor. Vallahi. Kur'an'da. Dehr suresi var. Neymiş o? Yani insan suresi mi? Tabii. Adı. Dehr suresinin adı, ikinci bir ismi insan suresi. Kader de desek şey olur mu? Onu da yazacaktık ama. Yazar bozar tahtası desen doğru. Çünkü zaman deyince lef-i mahve ispattır. Zamanın hakikati lef-i mahve ispattır. Lef-i mahve lef-i mahve ispat da lef-i mahfuzun yazar bozar tahtasıdır. Yani usulleri oynamadan değil. Az önce sizin söylediğiniz sanki biraz öyle değil mi Hasan abi? Bakın ben sabitim değil mi? Bu hep gafur. Akan zaman abi. Sürekli akan zaman. Ben de aslında zamanın donmuş hali değil miyim abi? Ne oluyor? Bir noktadan sonra ben berzah da olabiliyorum. Az önce söylediniz ya, kimisi berzah, kimisi köprü, kimisi köprü, kimisi o anda inkılap, kimisi o anda inkılap oluyor. Evet. Yani kimisi o anda aslındadır. Kimsenin bir yere gittiği yok. Şu anda ben burada değil miyim? Siz de buradasınız. Ama içimizde herkes de farklı. Çok şöyle bir birleştirme yaptık. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. Hasan abi bakın. Ve gecede teheccüd ise mahsus tekrarlıyorum bunları abi. Kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. Teheccüd insani berzahların umumi köprüsüdür diye bir ne demek o? Ne söyle? Sen izah et bakayım bunu. Abi şöyle izah edeyim. Şimdi bakın zaman dedik abi. Yani burada birkaç şeyi birleştirmeye çalıştık aklımız sıra ama bakın zaman dedik Hasan abi. Yani az önce neydi? Bakın berzah dedik. Yani zamana berzah dedik değil mi? Bakın zamandan bahsettik. Namazın zamanlarından bahsettik. Namazın vakitlerinden yani. Bunların her birinin bir inkılap olduğundan bahsettik. Zamanın altı yönü olduğundan bahsettik. Ve aslında üstadın da sizin söylediğiniz gibi namazı altı olarak anlattığından bahsediyoruz değil mi abi? Teheccüdle birlikte. Yani bu namaz, zaman, namaz teheccüd de altıya tamamlanarak zamanla ilintili bir hale geliyor. Dolayısıyla teheccüdünü kılanlar, teheccüdünü kılanlar, daha doğrusu o insani berzah olabilmenin yollarından biridir. Hani insani berzah olabilmesi için bir insanın evvela gecesini aydınlatması gerekiyor Hasan abi. Güzel, bu cümle çok güzeldi. Yani çünkü aydınlatabilmesi için aydınlıkta olması lazım. Evet. Bir de bu gece aleminde girdim diyor ya abi usta. Sanki bu gecede herkes normal gün içinde miracını yapıyor. Sanki o köprülüğü veya inkılabı veya berzahlığı yapan insanlar da sanki gece aleminde oraya sunuyor. Tekrar sanki toplanıp böyle onun şeyinde. Nasıl Risaleti ya? Altında mesela üstad gece aleminde girdim diyor ya. Ama Miraç gündüz olmadı biliyor musun? Aha. Gece oluyordu. Çok tuhaf değil mi? Ve 28. Ramazan'da da usta ben gece alemi o gece alemi içe yatsı aleminde o aleme girdim diyor. Miraç da gece olmuştur. Günahlar da gece olur en fazla. Hatta gündüz olan günahlar bile gece süsü verilir. Kapatılır, sahne açık yapılır. Sahneye ışık aydınlatacaksa sahnenin tepesine bir kapak açılabilir semada, güneş iner. Güneş olduğu yerde pek günah olmaz. O yüzden lamba yakılır, günah işlenebilir. O yüzden siz ışıkta israf yoktur diyorsunuz sizin. Ustad diyor. Ve kesinlikle ben kalktığım zaman bütün lambalarımı yakarım. Ben de ufuk açıyor. Gece ders yapsak daha mı iyi olur o zaman?
Yani zaten nur talebeleri için gece yapıyoruz da saat kaç biliyor musun şu anda? Saat 10'a. Pazar dersini diyorum diye. Öyle bir şey yapacağız diye inşallah. Öyle bir programımız var abi inşallah. Ama güzeldir ama. Yani böyle zaten vakit şey 8-9'da başlayacak. 12'ye kadar. Aynen inşallah. Pazar günü gece. Yani yapamıyorum. Madem gece girelim şu alem. Denemekte bir zararımız yoktur. Çok makbul olur abi. Harun ne zamandır söylüyor. Geceye evet, takmış. Evet. Ben korkarım diyorum ama yok diyor, ben sana el fenerine geleceğim. O da korkutur beni, atak kırarsın diyor. Cep fenerini. Korkmaman için fener veriyor, sür. Daha korktu mu kırar atarsın diyor. Madem kıracaktın ilk önce niye verdi? Adam olursun diye ben değil mi? Çünkü kökteki çekirdekten meyveyi taşımak için verdi. O kırmasan meyvedeki çekirdek olamazsın. Bazı meyveler var çekirdeği taşımıyormuş. Meyve oluyor, kofun, içi yok. Her meyvenin çekirdeği yok. O da köprüde kırıyor. Evet, köprüde kırıyor. Sonra? Şimdi burada biraz dövülenelim herhalde. Biraz kendimize pay çıkartalım istedim. Bilhassa, şimdi Osman'ım da burada. Geçen hafta bizi biraz aydınlattı. Risalet devam ettiğine göre ve Risale-i Nur talebeleri, veraset-i nübüvvet hameleleri olduğunu düşünürsek insani berzahlık yolunda demişim gerisini anlatmayalım diye düşündük. Bir soru işareti koyduk abi. Gerisini siz tamamlarsınız herhalde. İnsani berzah yolunda devam ediliyor demektir. Bütün insanlığa berzahlık mı yapıyor ahir zamanda? Şimdi onlar aslında anladım. Daha sonradan bir şeyimiz olacak bununla alakalı ama abi ben müsaade ederseniz, Bülent abi selam olsun, biraz iş çıkacaksın. Abi, ben nasıl ki diyorsunuz ki, insan küçük bir kainattır. Değil mi abi? Hı hı. Veyahut da şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendim, o büyük insandan bahsettiniz değil mi abi? Büyük insan ve ben bir çekirdek gibiyim. Bir ufak böcek gibiyim. O bedenin içinde şeceri bir kainat mı diyorsun? Tabii abi, tabii abi. Onun içinde ben karıncanın 100 katında birisiyim. Yani nerede olduğumu bilebilir miyim abi? Nereye gittiğimi, şu dizdeyim, işte kalbin kenarından dolaşıyorum, beynin aralarında içinde olsam abi, bilemem. E şimdi abi ben bir berzahım, o içinde dolaşan. Ben bir şekilde bir berzahlık vazifesini üstlenebildim. İnsani berzah olabildim. Yani küçük insan olarak o büyük insanın içinde. Vay be. E büyük insan nedir abi? Asıl öz o değil midir? Asıl büyük berzah o değil midir? O insanı inkılap etmektir. Evet. İnsan o oluyorsun zaten. Orayı inkılap edince ettiğin kadar insansın. Onun diyor şeceri hırkati aklı var. O büyük şeceri hırkat büyük insansa aklı Cebrail'dir diyor. Ruhi Azrail'dir diyor. Hayat İsrafil'dir diyor. Şuurum hikayedir diyor. Peki, baktığımız zaman diyor, kainatın azamet heykelini müşahede etti. İsrafil bari bir heykel diyor. Kainatın vücud arcısı İsrafil'dir diyor. Şimdi söylüyor yani, ikinci şu adı. Ona inkılabın nispetinde insansın. İnsan olmaya geldik, insan olarak gelmedik ki. İnsan olarak geldikse ne olacaktı ki zaten? Sana diyor insanlık verildi, hayat verildi, yerinde kullanılırsa. O cüz-i nazarın cüz-i hadiseden çıkarıp külli, her şeye külli bakarsan o zaman küllileşiyorsun. Yani büyük insana inkılap ettiğin kadar insansın. Şurayı okumak istiyorum abi Hüseyin Zemin. Şunu okuyorum. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebedi içindeki saadet-i ebediye netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve salih-i selamet olan Darus Selam'a ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ı çıkaran bir sefine-i Rabbani'de çalışan hademeleriz. Bu insanı kamile çalışan hademeler bunlarmış abi. İnsan-ı kamil. Gemiye götüren. İnsan-ı kamil ayrı, büyük insan ayrı. İnsan-ı kamil ismine layık şahsi manevidir. Bu şahsi maneviye hademeyiz. Girdiğimiz zaman
o bizi büyük insana inkılap ettiriyor. Ve şahsı manevisiz büyük inkılaba insana nasıl inkılap edeceksin? Nasıl şahsı manevisiz? Nasıl olacak ki böyle? Bir şey olur mu yani? Şahsı manevi girmeden bir insan, büyük insan nasıl olacak ya? Yani Risale ders olmasa, bu orta, bu ders halkasını olmasa, kendi kendine bu dersi nasıl kuracaksın ya? Buna nasıl tasarlayacaksın bu Risale-i Nur'u? Yok yani, böyle bir şey yok. Sende çıksın. Nasıl çıkacaksın? Abi şahsi manevi Risale-i Muhammediye'nin iz düşümü gibi mi görmeliyiz? Aynen Risale-i. Şey gibi hani, vahiy, şumul-i ilham, ilham, en başta hani, evet, kelam sıfatı, vahiy. Şumul-i İlham, İlham diye devam ediyordu ya o. İçinden değişerek, dönüşerek veya inkılap ederek geliyordu. Risalet-i Muhammediye'nin gölgesi olarak düşünürsek burada bir format altı olmuş olur. Biz de rahat ederiz yani. Tam anlatamadım ben. Şahsı Risalet-i Amidi Aleyhisselatü Vesselam temsil eden şahsı, Risale-i Şahs-ı Manevisi. Fert değildir. Risalet devam etmesi, şahsı manevi devam ediyor. Üstad vefat etti, etsin. O da Said Nursi'ydi, bir talebeydi. O da bir şahsı maneviinde içinde bir unvandı. Tamam mı? Ne var? Dünya ve ahiret, dün, bugün, yarın, öbürsü gün aynıdır. Çünkü şahsı manevi ne zamana kadardır? Kıyamet kopana kadar devam eder. Dünyalıklar, ahiretlikler aynıdır. Aynı olmasa zaten dilimizde defteri kapanırdı diyor. Defteri kapanmadı. Hayırlı iş yapan, hayırlı evlat olan vesaire. Risale Ustad da diyor Kastamonu'da. Diyor ki, günah cihetiyle diyor, üzül tabi için diyor. Günah cihetiyle vefat etti diyor. Sevap cihetiyle yaşıyor diyor. Peki, hadi onu anladık. Kastamonu 57 diyor ki, şimdi orada olanlar ve gelecekte olacak nur talebelerine de selam ediyorum diyor. 57 sayfa mektubat. Kastamonu. Risale-i Nur'un şahsi manevisi. Bunlar hademe Darül Selam'a taşıyor. Normal bu dünyadakileri. Sefine-i Nur oluyor. Ne? Onları da okuyacağız abi. Bu evet. Sefine-i Nur'un neden yapıldığını, nasıl olduğunu, burada çalışanlar, Darül Selam'a kim götürüyor? Burada... Daha konuşmadınız değil mi? Yok abi. Ha, tamam. Tamam. O yüzden tam burası. Devam edeyim mi? Sen devam et abi. O nefes alsın. Şimdi burada bir şey okumak istiyorum. Münker Nekir olayı var bildiğimiz Meyvar Esrarisi'nde abi. Burada ölen insanlar var. Bunların da Münker Nekir olması lazım. Oradan bir girelim devam edeceğim abi. Sarf ve Nahi, Nahib ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde ve Münker Nekir'in "Men Rabbüke, senin Rabbin kimdir?" diye sualine karşı kendini medresede zannedip Nahib ilmiyle cevap vererek "Men Muttedadır, Rabbüke onun haberidir, müşkül bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır" diyerek hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü ve rahmeti ilahiyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur'un bir şehit kahraman olan merhum Hafız Ali hapiste Meyva Risale-i Kemal Aşk'ta yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike sual mahkemede gibi meyva hikatlarıyla cevap verdiği müsüllü diye devam ediyor şimdi abi. Burada ölen bir talebe var. Şimdi bu ölen talebe Münker Nekir'i hocası zannediyor. Şimdi bu talebe şehit olmuş herhalde. Şimdi şehit olduğuna göre buna şimdi normal hakikatta hakikat olarak gözükse bir melek bu herhalde öldüğünü anlar. Doğru mu abi? Hı hı. O zaman hocası zannetti diyor. Hocası... Ve hocası da itiraz etmiyor. Sen bak hocam değilim ha. Ben Münker Nekir'im ha. Evet. Ne hocam zannetme beni ha. Demedi. Demedi. Hı hı. Şimdi şehit ama benzer geçmesi için Münker Nekir'e cevap vermesi lazım bu çocuğun. Vermesi lazım. Normal şekilde de veremez. Münker Nekir olduğunu bilirse. Bilirse olmaz. Öldüğünü anlayacak. Evet. Hı hı. Evet. Talebe-i Ulum öldüğünü bilmiyor ama berzağa geçmesi için Münker Nekir'in sorusuna cevap vermesi gerekiyor. O zaman Münker Nekir hocasının aynasında gözüküyor. Allah-u Alem hocası da Münker Nekir'in aynasında gözüktüğünü farkında.
Çünkü bu insani berzah ve şahittir. Ölmeden önce ölmüş, şahidin dışında da şehit olmuş, şahit olmuş abi. Şehidin dışında şahit. Bunun makamı daha ayrı çocuktan. Çünkü onu da farkında. Mükellekilik yaptığını da Allah-u Alem farkında. Yani şimdi mesela kabire geçenler var. Normal afakta ölüp berzaha geçecek. Bir de burada dünyevi şeyde feda ettiği için diyor mektubatta şeylerine şehit oluyor. Peki bunu nasıl geçireceksin o tarafa? Öldüğünü de bilmiyor. O zaman burada bir insani berzahlık olayı çıkıyor abi. Yani ayrı, normal, hususi, özel bir böyle bir şey ben tefekkür ettim. Böyle olması lazım. Bir daha söyle. Çocuk öldüğünü bilmiyor. Bilmiyor. Bu çocuk berzaha gidecek. Burada kalmayacak. Öldü çünkü şehit bu. Buna direkt normal münker şekil hakikatında gelse öldüğünü fark edecek. O zaman bunu nasıl geçireceksin buraya? Münker nekire nasıl sorularına cevap verecek bu? Soruya cevap vermesi lazım. Öldü. Yani şehit için mi diyor bu? Evet. Şehit. Evet. Hocası zannetti diyor. Hocası peki yani demek ki münker nekir hocasının aynasında gözüküyor. Yani hocası münker nekirlik yapıyor ama bunun dışında hocası da bunu Allah'a emanet farkında. Kendi hocası mı? Tabii abi. Yani o aynada gözüktüğünün farkında. Çünkü soru soruyor, şey yapıyor. Yani bu şehidin dışında şahit. Çünkü şehidin dışında dünyadaki hocası şahit olay. Şahit. Onu nereden anladın? Orada mevzu doğrudan bahsetmiyor. Yani buna kendin mi yorumladın? Kendim dedim yani. Şu olabiliyor. Kendi yorumladı herhalde şurada şey yaptı. Allah hakimi mutlaktır, abes yapmaz ya. Şimdi adamın meleği simasını değiştirmiş Allah. Allah yapıyor, hocası yapıyor. Sima hocası. Ama ruh, kafa, münker mekir. Bunu da münker mekir de biliyor. Çünkü cevap verilen cevapla belli. Şimdi iyi düş, üç hakkın ama. Şimdi bu adamın simasını da gösteriyor. Hocası var ya, Elif Betesi öğreten. Onun simasında nükel mekil oluyor. Burada duralım. Cebrail Aleyhisselam niye diye suretine girdi de Cabir suretine girdi. En yakın oydu şeye. En yakın oydu. Ahlakına. Çok acayip bir ahlakı varmış. Diye araştırırsanız seçerken hem çok güzeldi hem çok güzel ahlaklıydı. Çok güzel ahlaklı olduğu için hüsnü çok güzel. Cemal sahibi diyor yani. Evet. Hüsnü cemal sahibi. Hüsnü cemal sahibi. Zaten hatırlar mısınız böyle? Simalar şey yapıyor. Şimdi boşuna seçilmez diyoruz Osman, tamam mı? Langur lungur olmaz. Yani öyle bir şeysi yok Allah'a. Öyle bir kuralsız kuralı başka bir şey. O da kuralsızlık aslında bir kural içindedir o da. Şimdi Dihi suretinde Cebrail gidiyor. Hocası suretinde nükel mekir geliyor. Tamam. Peki o anda mecliste Dihi olsa, evet, olmamış ama o anda olsaydı, o işte hocası da orada yok. Hocasız hocası oldu orada. Yani bir sohbette öyle bir şey seçiyor ki Cebrail, Dihi'ye yok. Dihi olsa bir daha Dihi geldi. Belli olacak. Ya Dihi'ye ise aynı anda. Külliyattan delilleri de var abi, yani, şimdi okuruz. Şimdi bir şey sorabilirim abi. Neyse. Dihi'ye biliyor muydu Cebrail'in kendi suretine girdiğini? Yani şöyle bir şey oluyor. Ben size benim hani aklı çerçevemi bilmiyorum ama şeyimi söyleyeyim, hissiyatımı söyleyeyim. Allah ustattan delil yapayım ilk önce. Bana sevap kazandırmak için diyor. Benim simamda melaike gece rüyaya giriyor diyor. Veya dünyevi işlerde benim simamda bir adam gibi gözüküyor. Nurcu kardeşinin işlerini görüyor. Var biliyorsunuz sahne. Benim simamda giriyor melek ona kıza, kadına, adama şartlarda bulunuyor. Yapma kızım, etme kardeşim diyor. Peki benim simamdan girmiş. Usta diyor. Ben miydim? Değilim diyor. Peki
Değilim de demiyor. Abi ben bir şey okuyayım. Oku. Biz emin olabilir belki. Alemi gayb ve şehadetin noktayı iltisadı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası vicdan denilen fıtratı zişivurdur. Evet, fıtratla vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şu anı neşederler. Şimdi buradaki alemi gayb ve şehadetin noktayı iltisakı ve berzahı iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası neydi o sahabenin ismi? Diye dersek. Bir şeyin bir şeye mani olmamasını da Allah Celle'ye baktığımız zaman bir zorluk yok. Şimdi o ya bu biraz dur. Sen şimdi o akıcılığa ortadan kaldırdın. Ben de ciddi bir şey. Çünkü o belli bir şey de vicdan. O da bir okuyacaklar belki ama bu akıcılığa şey olmak. Şimdi ustad diyor ki benim diyor simamda girmiş bana sevap kazandırmak için. Ben değilim diyor üstad sevap kazandırmak. Ben değilim. Orada o anlaşılmaz. Tamam, madem üstad değil niye sevabı üstad oluyor? Bir dakika. Anlatacağım. Evet abi. Şimdi neyse ben şeyim ben. Tamam devam et bakalım. Ben devam ederim. Şimdi abi bu hocasını zannetti bunları konuştuk. Bunu burada bırakmayacağız. Sonra devam ediyoruz abi. Şurayı da okuyayım. Sonra pür merak, pür iştiyak o misafir alemi şehadet ve cismani ve maddi cihetinde ve mahsus tayfaların dillerinde ve lisan hallerinden ders aldığından alemi gayb ve alemi berzahta dahi mütala ile bir seyahat, bir tahari hakikat arzu ederken her tayfe insaniyede bulunan ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar imbisat edebilen müstakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insani, yani takkeler herhalde, berzahtırlar. Şimdi abi bunlar hususi olarak bazı insanlar var. Burada ölmeden ölen insanlar var. Bunları bir şekilde buraya geçireceksin. Şehitler de var. Tamam. Bazısı da bu kapı görevini yapanlar da var. Bizzat hem orada hem burada. Bu insanlar var. İnkılap, köprü, artık ne dersek bunlar da var. Şimdi gözüktü gözükmediden ziyade burada bir yer okuyacağım. Zaten bunu okuyup ben Gafur abiye vereceğim. Fazla şey yapmayacağım. Yani biraz uzun ama yani bununla bağlantılı düşünelim. Eğer deseniz bu hürmet ve makam teveccüh vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın. Vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. El cevap, eğer insan yalnız cesetten ibaret olsa ve insan dünyada la yemut daimi kalsa ve kabir kapısı kapansa, ölüm öldürülse, o vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa sözünüzde dahi bir mana olurdu. Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil, cesedi beslemek için kalp, dil, akıl, dimağ koparılıp o cesede yedirilmez. Onlar imha edilmez. Onlar da idare ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabrin öbür tarafında endişe istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinaden vazifeler yalnız milletin hayatı dünyevisine ait içtimai ve siyasi ve askeri vazifeler münasır değildir. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi ebed tarafına giden yolcular da hem vesika hem zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkarı ölümün inkarıyla ve her gün el mevtu hakku davasını cenazelerin mührüyle imza edip tasdik eden 30 bin şahidin şahidetini tekzip ve inkar etmek de olur. Ve madem manevi hacat-ı zarure istinat eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadeti
ebedin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Burayı okuyayım dedim abi öyle. Anlaşılmıştır. Yani üstad neler diyor abi ya? Sevdabilir. Böyle bir şey yok abi ya. Yani şimdi bu hiç mi sirayet etmedi abi? Buradan bizim hiç mi bulaşmayacak? Belki bir uyanıyorum abi. Dur dur okuyorum. Bu çok dehşetli bir şey yani. Yani inşallah hissiyatımı anlatabilmişimdir de bu kadar anlatabiliyorum. Noktayı nazar ver ama ya. Sen metni okuyun. Yani açık işte söylüyor tabii işte. Ne söylüyor lan? Ya işte bazı manevi vazifeler varmış. Ben anlamadım. Bazıları ebede geçmek için yani münker nekirlik de yapabiliyormuş. Çünkü Darüsselam'a çıkaran orada çalışan hademeleriz diyor. Başka söylüyor yani burada nasıl olacak bunları yapanlar var ya. Yani insani berzahlar var. İşte kah işte onun simasına giriyor. Yani bunu fark edenler de var yani. İlla yani melek geldi işte onun simasında gözüktü diye ben düşünmüyorum. Mesela şöyle bir şey düşünün. Adam kuyuda. Veya bir düşüncedeki hayat anlamını yitirmiş. Tamam. Hayat yitirmiş adam. Adam geliyor bir tanesi Risale'de bir paragraf okuyor. Veya iki hazmettiğini veriyor. Adam kuyudan çıkıyor. Bu kuyudan çıkmasına, hayatın anlam kazanmasına, belki de bir namazsızlığı, namaza başlamasına, belki de iman, Allah hakkında biraz sorun var düzelmesine kadar. Peki sebep olmuşsa bu insan ona nedir? Hangi berzan? Eğer o gafilin Allah ile arasında bir şey düzeltmişse Allah ile berzanıdır. İnsani berzahtır bu. Bunun. Kaderle ise onun şeyidir, berzahtır. Hatta Amentü Billah da öyle. Dikkat ederseniz Amentü Billah köprünün bir ucudur. Sonucu da ve bil kaderi hayri ve şer minallah teala insandır. Allah ve insan. Kendisi ya. Bunlar hepsi bak orada. Berzahtır. Bak hepsi Ali'nin arkasındaki. Ahmet-i Billah hemen en üstte Allah'tır. Ahmet-i Billah ve melaketi. Onun için herkes bir anne baba da berzahlık yapıyor. Yani illa berzahı peygambere ve ustada hamletmek tekellüflü bir tevhid. Herkes şey yapıyor. Mesela çocuğu inkılap ettiriyorsun. Değil mi? İslam'a göre yetiştiriyorsun. O da bir şeydir. Mesela birisini anlattım. Mesela doktor mesela. Psikolojisi bozuk, tamam mı? Gelmiş, ilacı takılmış. Yani orada meydan tabii. Sen iki kelam ettin. Adam gözü fena açıldı. Nedir o? Hidayet ile, sihat ile ne olmuşsa. Namazsızlık iken namaza. Bu arada sen insani berzahsın. Berzah ama insan nevindensin. Yani herkes berzahlık yapıyor. Ama kimisi fener veriyor, kimisi pasaport veriyor, kimisi orada erzak veriyor, kimisi yol tarif ediyor. Bunlar da berzahlık yapıyor. Ölmeden önce ölünüz diyor ya, ölüyor geri geliyor abi, gidiyor geliyor, oraya bir köprü kuruyor. Bence götürdüğü insanlar bence inkılaba uğruyor. O köprüyü geçirdiği adamlar inkılaba oluyor. Gidip geldikçe. Evet. Şimdi adam nasıl olacak yani o inkılap olmadan, erzaklık olmadan, onu oraya nasıl taşıyacaksın? Limete kurarım, ana tefalım. Yapmadığın şeyi ne söylersin diyor. Şurayı da bir okuyayım isterseniz abi. Evet, her vakit semavattan melaikler yere gönderilen bazı vakitte insan suretine vaaz eden Hazreti Cibril'in dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren hatta ölmüş evliyaların çoklarını ervahların cesedi misaliyle dünyaya gönderen diyor. Evliyaların çoklarını. Şimdi ayağım, şimdi dolaşan insanlar hepsi insan mıdır şimdi buna göre? Boşa dolaşan da var. He? Boşa dolaşan da var. Köprü kurmadan gidip gelen de var. Şey, ilk yaptın dedi ya. Sen ne oldun be insan mı lan dedi. Nasıl nasıl? Yasin demişler hani. Hasan abi ben her hafta daha 5. kuyudan buraya geliyorum. Bir köprü kuruyorum. Bu köprünün
bittiği gün ben yani berzaha açıp artık bence inkılaba uğruyormuş oluyoruz abi hepimiz burada. Bir değişime uğruyoruz her geldiğimizde buraya. Bunun yani hepsinin toplamı da geçen hafta ben mesela bir inkılaba uğradım Hasan abi. Burada anlattığın hikayeden sonra YouTube'da bir daha izledim. Neydi o? Şeyi anlattınız ya rüyanızı. Mülker Dönekir'de bir haftadır cebelleşiyorum ben Hasan abi. Bir haftadır. Tanıştım onlarla bayağı samimi de olduk. Şimdi fazla sormuyorlar artık. Hani bu benim için bir inkılap oldu abi. Kaza namazına başladım ben bir hafta oldu. Aha. Benim için inkılap olduğuna inanıyorum bunu. Aynen. Ben ama işte benim buraya gelip gitmemdeki köprüler var ya Hasan abi. O köprüler sayesinde bir şeye elde ediyoruz. O kadar kişi onu dinledi ki herkes başlamadı. Ben o gün burada başladım Zihnan abi. Oysa daha önce de duymuştum. Kaza namazını kılıyor diye. Bu, o zaman bu rüyayı da anlatmıştınız Hasan abi. Ama olmadı işte. Ne kadar şükretsek az. İnsanı berzah kalitesi ne zaman anlarsın? Nereye netice vermişsin? O senin insani berzahındır. Burada demin de okumuştuk abi. İşte ey Risale-i Şakitleri Kur'an hizmetkarları. Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevin azalarıyız. Ve hayat-ı ebedi içinde saadet-i ebediye netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve salih-i selamet olan Darüsselam'a ümmet-i Muhammedi Aleyhisselam'ı çıkaran bir sefini Rabbani'yle çalışan hademeleriz. Bunlar zaten gidip geldiğini söylüyor abi. Hademeleriz diyor. Oraya buraya şey yapıyor, sefer yapıyor yani. İşte o gemi yani, şahs-ı manevidir. He. İçinde azalıp biziz. Gemi şahs-ı manevi. Darül selama İstersen böyle yürü. Gemi böyle gidiyor. İstersen böyle yürü. Fark etmez. Geminin tersini düşün. Yani şey tek. Kendin yüzeceksin. Yüzebilirsin. Ama gemidesin. Gemiden böyle giderken böyle de yürüyebilirsin. Hiç yüzme derdin var, ne kadar rahatsın. Önemli olan gemide olmuş. Gemide oldun mu? Gemide yoksan vallahi tek başına yürüyeceksin. Yettik o zaman. Şimdi Darüsselam abi kabirden sonra olan bir yer herhalde değil mi abi? Evet. Hademeler çalışıyor, çünkü çalışıyoruz diyor, söylüyor yani. Şimdi mesela şurada da güzel bir yer var Darüsselam'la ilgili. Sonra Rabbül Alemin, uliyetin izarına karşı zaaf içinde, aczlerini, ihtiyat içinde, fakirlerini ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi guna gun, ubudiyet ve vazifeleriyle şu dar dünya denilen mescidi kebirinde feraize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstüne bir mertebeye çıktılar ki, yümni iman ile emanu emanet ile müceyyiz emin bir halifeyi arz oldular. Ve şu meydanı tecrübe ve şu deskâ-ı imtihandan sonra onları Rabb-i Kerimleri onların imanlarına mükafat olarak, şurada yazdık abi zaten, imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak, İslamiyetin ücretiyle Darüsselam'a davet ederek öyle bir ikram etti, İkram etti, eder ki hiç göz görmemiş, kulak işitmemiş, kalbi beşere hutur etmemiş, derecede parlak. Evet. Ne diyor? İslamiyetlerin ücret olarak Darüsselam'a. Evet. İmanlarına mükafat mı? Saadeti ebediye. İmanlarına ücret mi, mükafat mı diyor? Hayır, bakayım ya abi. İmanlarına mükafat. Sil onu. Yanlış yazmışsın, ücret yazmışsın. Mükafat. Saadet-i ebedi İslamiyet'ten ücret olarak Darüsselam. Üstad ikisine aynı şeyi söylemiş. Evet. Kafur yazar ama. Şey ne? Ne yazayım? Sen yaz et, benim kalbim. Ben de katmıyorum. Ben size sizi söylüyorum. Ne kalbimiz? İmanlarına mükafat. Mükafat. Doğru. Ücretle mükafat farklı. Evet. Ve İslamiyet'te ücret, imanda mükafat. Çünkü ücret dikkat ederseniz her şeydir, emeğedir. İmanda mükafat oluyor. İmanda bir şey yok ki. Kabul ediyorsun, bir emek yok yani. Çünkü iman esaslarında eylem yok.
kavrusu. Mesela müjde size, maaşınızı vereceğim. Müjde olur mu? Maaşa müjde olur mu? Haktır zaten. Ama müjdedir. Eşantiyon zaten şey, prim vereceğim, ne bileyim, bir şey vereceğiz. Ek maaş vereceğiz. O müjdedir. Bak, imanlarına mükafat olarak saadet ebediye, İslamiyetlerine ücret olarak Darüsselam'a. Yani niçin peki, hatırladınız mı Darüsselam ücret? Ameli burada yapılıyor. Buraya benzer bir alemdir cennetin. Darüsselam'ın. Onun için meyvelerin isimleri ve şeylerin tipleri buraya benzer. Adem Aleyhisselam çıkartıldı cennet. Adem Aleyhisselam çıkartıldı. İkinci tabakası da. Ondan sonra zaten Adem Aleyhisselam hiç şaşırmadı burayı. Hani dünyadaki nimetlerin diyor zevkleri, şeyleri, meyve, eri, karnı isimleri de aynı. Renkleri de aynı. Erik eriye benziyor. Tabi tatları değil. Yani Darüsselam denilen cennettedir. Ama dünyaya benziyor. Cennetin berzahı. İkinci öyle diyecektim de tuttum. Biraz zor. Tuttum yani. Yani cennettedir, dünyadır. Berzah desem oradan çıkarmış olacağım. Cennet ama şeye benziyor. Vicdana benziyor. Berzah. Bu tarafa benziyor. Berzah olmaz abi gene ya. Olmaz tabii olmaz. Abi işte dima şeydi. Olmaz dedi deme şimdi dur. Dima abi alemi şahadet. Sen berzahsan diye berzah olmaz. Şimdi böyle düşünemez miyiz yani? Yani berzah kavramı geniş tut yani. Değilse biz oradaki alem berzahtır demiyor. Hani oradan çıkar mı? Yapıyor diyor. Tamam. Ama berzahlık yapıyor. Ha. Mesela niye yapıyor? Sen berzahsın. Eğrik buraya benziyor mu kardeşim? İsmi de benziyor mu? Şahat hocası ne diyor? İsimleri, şekilleri benzer diyor. Benzediğine göre benziyordur. Benzemiyorsa benzemiyor. Şimdi buraya benziyor. Ama peki cenneti sana söyleyeyim. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer hutur etmiş. Peki erik deyince hatırımıza gelen erikse cennette bu yok. Burada var diyor. Anladık bak. Cennette ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş, hatırına gelmiş. Hayaline gelmemiş. Ne hayalimize geliyorsa cennet değildir. Cennet de değildir. Peki cennetin bir şeysi var ki buraya benziyor diyor. İşaretleyeceğiz demiyor. Renkleri ve şekilleri dünya nimetlerine benzerler. Tatları benzemez derdi. Dünyadaki erik ayrı öyledir orada. Darüsselam. Peki hayal ettiğim zaman cennet, erik mesela Darüsselam'daki geliyor. Ama cennete komple dendiği zaman hatırına gelmez diyor. Hatırıma gelmez diye aynıdır diyor belki bu. O zaman cennettedir. Ama burada da değil, burada da değil. Bak zaten yok. Fakat böyle bir iş yapıyor. Ondan zaten Adem Aleyhisselam geldiği zaman demedi ya bu bizim erik ya. Ama tadı acayip tabii. Ceylan derste veriyormuş ya. Böyle meyve veriyormuş ya. Ya gelen. Evet. Hatta Mevlana Cahit Urmu Hazretleri'nin eşine gül vermiş. Dünyada olmayan bir gül. Gül mü? Evet. Evet tabii o zaman kalbi beşere hutur etti değil. Onlar yedi. Onlar yedi. Darüsselam. Hutur etmek değil. Yedi. Darüsselam. O zaman Darüsselam böyle bir insan, insanı berzahsa o da cenneti bir berzah. Ama cennetin içinde. Sen de senin içindesin ama sen de değilsin. Abi normal insani berzat dedik. Bunu kendim duyurlarsak abi. Bir şey yerleştirdim ben. Yerleşme sesini de işte. Abi. Dersten sonra bir şey izleteceğim. Bunlarla karısı edebilirsin. Dersten sonra. Ha. Sen de sinema. Sen değilsin. Şimdi Yasin abi şey dersek abi, mesela alemi şehadete dima dersek, tabii. Kalbe cennet dersek, vicdan da zaten berzah oluyor yani. Darüsselam bir bakabilirsin. Berzahlık vazifesi yapıyor zaten. Aha. Yaptığın hatalarda vesaire de yakıp yıkmıyor mu seni? Oysa bizi hesap yakıp yıkmıyor. Haşir meydanında bizi yıkacak nedir yakıp yıkacak? Hesaptır. O hesap orada görülüyor. Şu
şu anda yaptığın hatalardan vesaireden, iyiliklerden hemen fatura çıkmıyor. Macel ve ecel. Acele sonra. Her sonranın bir başı var ya. Başı olmayanın sonrası olur. Diyorum ki sana, sonra vereceğim. Ne demek sonra? Bu saatten sonra. Adana kaç kilometre? 500. Yanlış işte cevap. Nereye göre? Nereye göre? Ama bunun yere göre. Ha, sonra ise Haşir Meydanı, o zaman olan yer var şu anda. Sonrası varsa ölü var. Bir şeyin sureti varsa kesinlikle hakikati var. Ama her hakikatin sureti yok. Bu dünya surettir. Hakikati de orası. Suretsiz hakikat nasıl olacak? Haşir meydanda bizi yakıp yıkacak. Haşir meydan değil midir? Hesap değil midir? Peki bu dünyada bizi yakıp yıkan nedir? Vicdandır. Al sana haşir meydanın provası işte. Hesabın burada. Hesap burada veriyorsun zaten. Vicdanlar nasıl zaten dünyada cennet yaşıyorsun. Tabi. Cehennem odur diyor. Cehennemi yak... O diyor, cehennem ateşi ileri yanarlar diyor. Cehennem ateşi normal ateş. Buna göre soğuk olur diyor muhakkakta. Vicdanlarındaki ateş diyor. O cenneti, cennet soğuk düşer diyor. Cennet vicdanlarındaki ateş diyor. Vicdanlarındaki cehennem diyor. O vicdanlarındaki cehennemi tahammül edemediği için intihar ediyor. Aşırı itikad etmezse diyor, şu yaşadığı haletten cehennemden bahsetme olmaz mı? Ya. Şimdi abi vakit kalmadı Gafur abinde bir şey var orayı da söyleyeyim buradan söyleyeyim. Yok rahat ol abi. Yok geniş baktığımız şimdi Kastamonu 131'de abi bu Sefine-i Nuh'tur diyor Risale-i Nur'a. Bunun açık ifadesi var yazdık. Bu sefinin de neler yapıldığını sözler 30'da o dar ağacından yapıldığını aynı zamanda 219'da. Bir dakika dar ağacından içinde. Dar ağacı tılsımla salıncağa döndüğünü söylüyor. Bu salıncağa da şeyde 219 Mesnevi Nure'de, İnce Mesnevi Nure'de bundan yapıldığını söylüyor. Nerede yapılmış? Bu sehpadan yapılacağını söylüyor. Sefine-i Nuh olacağını söylüyor bunun. Ya ben hep de kafam karıştı. Okuyayım mı abi yarın? Evet, bir dakika nasıl? Şimdi abi, bu hademeleriz dedi ya. Tamam. İlk başta, bu gemi nedir peki? Risale-i Risale Nur'dur. Şahsen 131 Kastamonu'da Sefine-i Nuh diyor, Cebeli gibi şey Anadolu'ya oturdu diyor. Tamam. Bu gemiyi söylüyor. Oturdu. Ondan sonra gemi neden yapıldı? Diyor ki 7. sözde bir şey dar ağacı var diyor. Eğer sana iki tılsım vereceğim diyor. Eğer tılsımı kullanabilirsen bunun gemiye döneceğini söylüyor. Ha, gemiye binmiş olacaksın. Gemiye dönecek bu. Onlara bir tılsım vereceğim. Tabii. Yaparsan, okursan. Zaten şeyde de Mesnevi şeyde de salıncak diyor. Burada 200 salıncak ne demek? Sallanır diyor işte gemide de işte abi ha öyle söyleyeyim. Benzetin orada. Ama bak şimdi şey var Mesnevi Nuriye 219'da da sehpalardan diyor Sefine-i Nuh yapılacak diyor. O, sehpalardan. Aç bakayım sehpalardan. Dur abi ben okuyayım. O bizim Mesnevi mi? Evet. Sefine başka bir şey mi? Yok. Var mı abi? Sehpalardan şimdi 7. sözle birleştirebilirsen sen 7'yi açsana bana oradan hemen. Aynı şeyler. Yedi de salıncak diyor değil mi? Beraber okuyalım abi. Bakınız, arkamızda pençelerini açmış hücum ağzı ecel aslanı tehdit ediyor. Tamam. Yedide de var onun için. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan o ecel aslanı bir Burak olur. Aslanın Burak olacağını söylüyor burada. Bizleri rahmeti rahmana ulaştıracaktır. Ve illa o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzdeki idam sehpaları. Hı hı. İdam sehpaları kurulmuştur. Eğer imanla, ikanla, Kur'an'ın irşadını dinlerseniz o sehpa ağaçlarından Sefine-i Nuh gibi sahili selamete yani alemi ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır diyor abi. Yazıyormuş. Sehpa tahtaları. Yazıyormuş. Yedide de söylüyormuş. İlk defa ha. Maşallah. Ben ilk defa hüküm çekti. Bak mübalağa yok. İdam sehpasının keresteleriyle ne diyor? Dinlerseniz o sehpa ağaçlarından Sefine-i Nuh gibi sehpa ağaçlarından. Yani dar ağacı gibi. Hani senin de dar ağacındı? O dar ağacı o şeyinden sehpadan şey gemi yapılmış ya. Hani dar ağacından da salıncak yapılmış. Dar ağacından da salıncak yapılıyor 7'de de. Orada mı? Yani 7'de de öyle diyor. Ne diyor bir dakika?
Sana iki tılsım verip öğreteceğim, güzelce istimal etsen o arstan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Salıncak diyor da işte illa şey olmuş abi orada. Yani, yemi. Mesleğinden çıkmış. Tar ağacı öyle şey. Şimdi ama çok acayip ya. Tar ağacı ki. Yemi. Tar ağacıdaki neler diyor? Direkt ne diyor ya? Genel ağaçlar. Ağaçlar. Ağaçlardan. Sefine yıl gibi sahili selamete. Yani alim aleti ulaşacak bir sefine yapılacak diyor. Peki abi neden bir şey yaptım o ki söyleyelim. Neden mesela kafir veya bu tılsım olmayan insan bunu dar ağacı görüyor? Çünkü bu adam bu gemide dururken hazır zamanda. Yani nokta isnat ve nokta istibdatı yani ezel ve ebedi yok. Kanatlarını açamıyor zamanın. Hazır zamanı onun için hep firak oluyor. Bak dışa ölüyor, bak dışa ölüyor çünkü tabutta yaşıyor. Hazır zaman tabutunda. Hedefi olsa ahiret ve geçmişi olsa aslında o dönecek, tılsımlayabilecek. Zaten tılsıma da diyor ki şeydir, nokta isnat, nokta istibdattır diyor 7'de. Zamanın kanatlarını açamadığı için onun için firak, ölüm yani. Hazır zaman tabutunda kalıyor. Şeye bir benzedi ya. Geçen bir ders yapmıştık. Kader itiraz edenler kimler biliyor musunuz? Mazisi rezil olanlar. Mazisi güzel olanlar, ah olan kadınlar. Nereden çıktı kader diyor mu? Oh be diyor. İyi ki ben. Aynı oldu işte bana. Demek ki kader itiraz etmiyor aslında. Neresini itiraz ediyor? Geçmişini. Geçmişini itiraz ediyor. Ne yapıyor? Hazır tabuta. Tabuta abi burada. Hazır zaman tabut. Kanatlarını açamadığı için. Hazır zaman. Hazır zaman tabut. Ahiret, ebed, nokta, istimdat. Allah, ezel, nokta, istinat. Bunlar olmadığı için bu gemiden bakıyor. Her şeyde firak oluyor. Yok olup kayboluyor. Yani gemiden her şey gidiyor ya. Gidiyor. Oysa her şey bir şey böyle giderken sahil gidiyor geri. Oysa sahil geri gitmiyor. Adam kendisi gidiyor. Yani firak onun için var abi. Aslında sen niye takılıyorsun ona? Sen normal ya baki entel baki de aynada olanları seyret. Devam et. Esma-i Bedin. Çok enteresan var senin. Sen aynı yer bizi korkutuyor. Aynı yer bizi ümitlendiriyor. Orası nedir ya? Bu hazır zamanı abi şeytan buraya çekiyor abi. Hı? Bu şeytan buraya çekiyor abi. Tahayyül tasavvurumuza çekiyor. Yani hazır zaman tabutuna çekiyor. Hazır zamana giren usta tabut diyor değil mi? Hazır zaman tabutuna girdim diyor. Hazır zamandan çıkabilmenin tek şeyi var. Nokta istinat ve nokta istinat yani olmak. Yani burada orayı yaşadın mı geleceğe geçtin. Buraya onun rızası dairesinde yaşadın mı maziye geçtin. Şimdi ismi zahir tarafıyla biz cennete gideceğiz abi. Normal ismi batın tarafıyla yani oradan da buraya geliyor olabiliriz yani. Bakarsak. Burada oraya geçebilen oradan buraya geçmek zaten kolaymış. Üstten aşağıya kolay. Bu şeyi bulmam lazım abi. Bir perdeler vardı işaretlemiştim. Burada diyor ki abi bunları seyrederken diyor sinema perdeleri gibi düşün. Tık 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 filmler dönüyor. Eğer sen hazırda durursan donuyor, hepsi firak oluyor. Onu söylüyordu. Neredeydi? Sinema perdeleri gibi. Mesleği çıkarttık, kimse koydum bilmiyorum. Yani keyfini çıkart diyor, seyret diyor, gel oradan buraya seyret diyor. Çünkü buraya gelmek için çok masraf edildi abi bize. Cennetten geldik yani. Seyredip keyfini çıkarmak lazım. Hakikaten ya. Dünyaya daha kabire girmeden kabir azabına döndü. Abi siz çok güzel beceriyorsunuz, bunu çok güzel söylüyorsunuz. İnsanlar diyorsunuz, Almanya'ya gittiniz görevli olarak, hoca olarak. Demediler mi abi, bu ne biçim adamdır ya, hoca mıdır, nedir? Yani siz bu zamana kadar hep cehennem, azap, işte kabir zulmü, kabir azabı. Bunun cenneti yok mu? Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim'dir, 114 yerde geçiyor. Allah en çok böyle bilinmek istiyor. Neden insanlar böyle şey yapıyorlar abi? Alemin doğru da var. Allah deyince ne hatırlıyorsak o zaman bastırılmışsınız veya ümitlendirilmişsiniz şimdi. Ben hepimize soralım. O Salim öyle. Allah deyince ne hatırlıyorsunuz? Cehennem hatırladınız, cenneti mi hatırladınız? Eğer cehennem diyse bastırılmışsınız. Siz Allah ile tehdit gördünüz şimdiye kadar. Hep bastırıldınız. Allah tehdit düşürdü. Tamam Allah diyor ki benden korkun. Niye diyor bunu? Başka şeyden korkma benden kork diyor ya.
korkacak. Yani ben kaliteli bir şeyim. Yani onlar değmez seni korkmana. Değecek, korkmaya değecek benim diyor. Korkmak taklidir, haf kalbidir. Burada aslında şey var, burada bunun yapılmasındaki en büyük sebep Türkiye'de. Yani belki bütün İslam coğrafyası yapılacak en büyük sebep, belki İsyanistler ve İngilizler olabilir. Çünkü onlar bütün filmlerinde Allah'ı hesaptan çıkarıyorlar, bir Amerikalı bir adam kurtarıyor dünyayı. Bu onu yapmış olan olabilirler. Çünkü 18. yüzyılda sırf Osmanlı coğrafyasında 100.000 tane İngiliz ajanı varmış, şey, misyonist ajanı varmış, misyoner varmış, dini bozmak için. Yani onlar bunu öne çıkarmış olabilirler. Yani böyle bir alt yıllar olabilir. O şeyi de buldum abi, isterseniz okuyayım, Sinan Perde'de dediğimde. O seyrediyorlar gemide, ezel ve ebedi olmadığı için. Evet, nazarı gaflet ve delaletle vahşetli ve dehşetli bir Ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karnlar ve asırlar canlı birer sayfayı ibaret ve baştan başa ruhlu hayatlar bir acayip alem ve mevcut ve bizimle münasebetler bir memleket-i Rabbani suretinde sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara, kah o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip yüksek bir icaz ile ders veren Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın icazıyla nazarı delaletle devam ediyor abi. Yani ötelere illa buradan da gidersin, oradan da şey yaparsın. İlla şey değil yani. Kah buradan oraya, kah buradan oraya. Mesela evliyaların bir kısmı demiyor değil mi mektubu? Çokları. Çokları. Çokları diyor. 57'de. Geliyor diyor. Geliyor diyor. Ne özelliği var bunların gelişimi? Bir kısmı demiyor. Abi şurayı da okuyup inşallah. Yok, burayı neden okuyacağım? Aslında okumayacaktım burayı da. Şimdi belki benimle birlikte başka arkadaşlarım da olacaktır. Şimdi herkes, şimdi bu dersi yaparken herkes gitti geldi Hasan abi güzel. Bir berzah buldu kendine. Ya kendi insanı berzah oldu, ya kendisi gitti geldi. Ben bir an bir şeyi kapadım umutsuzla. Şöyle şurası dikkatimi çekti okuyayım dedim. Medale hayrettir ki ben şimdi onun manevi, belki maddi hayatıyla alemi berzaha gitmesi cihetiyle o aleme gitmek için bende bir iştiyak, bir zuhur etti ve ruhuma başka bir perde açıldı. Nasıl ki buradan Isparta'daki kardeşimize selam gönderip muarefe, muhabere ile sohbet ediyoruz. Aynen öyle de Hafız Ali'nin tavattun ettiği alemi berzah nazarında Isparta, Kastamonu gibi olmuş. Hatta bu gece masmuata göre buradan birisi oraya gönderilmiş. 10 defadan ziyade teessüf ettim. Gönderilmiş. Adam halde baba sen biraz su getirsene diye falan. Gönderilmiş gibi. Bizim için ümit değil mi abi bu? Yani benim için en azından. Pasaport kontrolünden geliyor. Ya ya abi ya. Sonra. Ne için Hafız Ali'ye onunla selam göndermedin? Sonra Kayınbaşehir'e git. Evet, üzülmüş o. Neden selam göndermedin diye. Sonra ihtar edildi ki. İşte burası tam benlik Hasan abi. Selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir alır. Demek ki bizim bilgimize gerek yok abi. Allah'ın izniyle. Demek ki biz bu risaleleri okuyarak, onlar zaten buradalar. Belki de el sallayacağız, belki dışarıdalar. Hatta isterseniz bu şahsı manevi Hasan abi beni bayağı çarptı. Şimdi herkesi bir taraftan ben alırdım. Ufak bir şeyimiz var. Yani bunu belki arkadaşlarımızın da tefekkürüne soracağız. Ufak bir şeyimiz. Ne istedin lafını? Gene gibi. Eyvah. Evet. Şahsı bana ev alayım orada. Şimdi Hasan abi. Müsaade ederseniz şöyle biraz da işi biraz yarım latife ile birlikte böyle bir şey yapmak istiyoruz Hasan abi. Allah Allah. Şimdi bunları Hasan abi alırken. Suyunu al. Bunları alırken Hasan abi, adamlar, abi çocuk için niye bu kadar masraf ediyorsun? Ya çocuk işte bu öğretmenler böyle bir ödev olmaz ki falan. Kimseye açıklayamıyorum amacım ne, nedir? Hasan abiye misin sallıyorsun? Ya şöyle böyle, tabii. Ya şöyle böyle bir şeyler anlatacağım adama. Birisini anlatıyorum anlamıyor. En son bugün Allah razı olsun iyi bir kardeşle denk geldik. Ona bir şeyler tarif ettim, yaptırdım. Onun Allah Allah, ben merak ettim. Evet. Ali merak etmiyor. Ne çıkacak? Yani hocam işte yükselttiler. Ne yapacaksın hepimiz alem ve zahmet geçireceğiz. Bu tür şeyleri elini çağırdı. Cami ediyorum, çıtayı yükselttiler, ona göre bunlar diyorlar. Dur bakalım. Şöyle bir karıştırayım. Şahsın ağrıyı bir kurcalayayım.
Şimdi abicim. Patlamaz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. İnşallah. Şahsım ağrı bir işiniz var. Lamba söndürmesin değil mi? Lambayı üstüne isteyen var. İsteyersen. Yok, sen... İstersen şunu yakalım abi sadece. Ha, tamam. Onları söndürebilirler abi. Bunlar zaten yanıyor. Söndür bakayım. Bu yeter abi böyle de. Şimdi abicim. Şu kablo çıkmış bakalım. Eğer sana zorluk oluyorsa yaksın. Şimdi ben buna Şems-i Ezeli demiştim de bugünkü elektrikçi bana dedi ki yok abi dedi bu değil. Bu değil. Şems-i Ezeli dedi asıl dedi oradan geliyor dedi. Kebon barajı. Kebon barajı dedi. Asıl dedi oradan geliyor. Tamam mı? Dedim doğru diyorsun ay maşallah. Allah razı olsun. Doğru diyorsun. O zaman bu oradan gelen bize direkt gelirse ne olur abi? Ne yapar bizi? Duman eder. Duman eder. Eyvallah. O yüzden önce nereye gidiyor? Trafoya geçiyor. Evet. Evet. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e inşallah geliyor. Bu trafo o. Yani neydi? Hukukullah. Hukukullah. Hukuk Asfiya. Sırayı takip ediyoruz. Sırayı takip ediyoruz abi inşallah. Evet. Bismillah. Evet. Bu direkt bağlı abi. Nereye ateşsiz bağlı? Yanıyor abi. Direkt ateşsiz yanıyor. Direkt. Hukukullah, hukuk Resulullah, hukuk Asfiya. Hukuk Asfiya. İnşallah. Bir yere bir şey koymadın. Kadın onu bir yere bağladın mı? E tabi bağlamasa olur mu? Yok. Trafoya bağlamasa olur mu? Suya yok. Yok. Suya bir şey. Su yok. Henüz suya bağlamadık abi. Ha tamam. Henüz suya bağlamadık abi. Ha tamam. Şimdi bu her taraftan İslam, iman. Artı eksi değil mi? Nötr. Artı eksi. Bütün direkt bağlı. Hani nötr olmasa artı akmayacağı. Resulullah olmasa Allah imanı akmaz. Aynen. Ener, çünkü aynen. İman nurdur, kuvvettir, tamam. Evet. İslamsız iman, imansız İslam, necat değildir. Artısız, eksisiz, artı olmayacağı lamba gibi. Yanmayacağı gibi. Yanmayacağı gibi. Güzel. Evet. At şu kazanı. Evet. Bismillah. Peki abi bize ne düşüyor? Biz ne yapmamız lazım? Bir saattir bahsediyoruz. Şahs-ı manevi. Ya bu şahs-ı manevi gözümde canlandırıyorum olmuyor, çiziyorum oluyor. Hızır abi çiz demişti. Ben biraz daha deneyeyim herhalde, ben şekillendireyim istedim. Allah Allah, merak ettim ya. Şimdi abi. Şahs-ı manevi mi yapacaksın şimdi? Yani bunu, benim tefekkürüm bu. Tamam. Üzerine bir sürü şey eklenebilir. Sizler başka şeyler yorumlayabilirsiniz belki. Çarpmaz değil mi şahs-ı manevi? Ya bilmiyorum. Şahs-ı manevi hakikaten herhalde çarpmaz, bir şey olmaz. İnşallah çarpmaz diye ümit yani. Ediyoruz. Hasan abi, şimdi bu bizim üstadımız Bediüzzaman Said Üs Hazretleri direkt peygamberden ve Kur'an'dan aldığı nur ile yanıyor. Ateşsiz. Ateşsiz yanıyor. Ha. Ve asrın müceddidi. Bir havuz oluşturdu. Ve Mehdi-i Azam olduğu için eseri meydana çıkıyor. Ha. Ne oluyor? Mehdi Ali Resul. Mehdi Ali Resul. Ha. Mehdi Ali Resul olduğu için bir eseri olması, bir eseri lazım. Olması lazım. Eserinin de bütün okuyanların dimağları, kalpleri bir araya geldiği zaman bir şahs-ı manevi olması lazım. Aynen o şekilde Hasan abi. Ha. Bu odur Hasan abi. Şahs-ı maneviye teslim ediyor. Peki biz ne yapacağız abi? Biz de iman ettik. Hasan abi, biz de iman ettik. Bakın şu kablo, iman kablosu. Aynen. İman, bağlanıyoruz. Direkt bağlanmışız. Bu silsileyle direkt en başa kadar gidiyoruz şu kabloyla. Hı-hı. İman kablosu var ama İslam var mı? İman tek başına kurtuluşa necat olmadığı için. Ha, bak şimdi şey yok tabii, İslam olmadığı için. Olmadığı için. İman ortaya çıkmıyor. İman ortaya çıkmıyor, yanmıyor. Hmm. Ne yapacak? O zaman demek ki onun da bir yere İnşallah bağlanması. Yani İslam fiiliyat değil mi abi? Hı hı. Fiiliyatını da Risale-i Nur şahs-ı manevisi üzerinden kendi adımıza konuşursak eğer gerçekleştirmesi için ne yapacak? Risale-i Nur'a muhatap olacak. Aa. Ve bu şekilde şahs-ı manevinin içine girerek aynen imanıyla birlikte İslam'ı sudan geçiyor görüyor musunuz? Hı hı. Bu şekilde aynı şekilde nurlanıyor Allah'ın izniyle inşallah. O ötekisinin aynısı şey Osman. Hmm, evet abi. Bu şekilde. O gör
Ustadın dediğine çok uyuyor. Havuz diyor. Havuza eneleri atın diyor. Her bir zerre bir nur talebesidir. Her bir şahıs nur talebesi. Su da İslamiyet isim geliyordu zaten. İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla. Tamam. Bu havuz, ustad havuzu şahs-ı manevi suyu, suyla simgeliyor şahs-ı manevi havuzundaki suyu. Benleri de buzda söylüyor. O şahs-ı manevi İslamiyet'in hudutları dairesinde oluşturulduğu bir şahs-ı manevi. Oraya attı bak oradan lamban yandı. Yok. Peki oraya temas etmedin? Etmedi abi. Bu lamba yanmadı. Bu suyun içinde abi az önce söylediniz ya bir eseri var. Okunanlar, yapılan bütün hizmetler. Bunun içinde bu tuzlu su. O tuzu da bütün yapılan hizmetler, ibadetler gibi yorumlayabiliriz abi. Hmm. Safi su da değil. Yani bu tuzlu su. O boş bir su değil. Yani oraya akmış, orada bir şeyler birikmiş, bir şeyler oluşmuş. O bir şahsı manevi güç kazanmış. O tuz da bu abi. Aynen. Normal su olsa o kadar değil. Olmuyor, dinlenmez. Yok. E peki abi diyelim ki bu üstad, bu siz, bizim başımız geldi abi. Şimdi biz de ne yapacağız? Önce bir uhuvvet bağımız olması lazım abi. Kuvvetli bir uhuvvetimiz. Uhuvvet bağımız gördüğünüz gibi. Gördünüz mü abi? Şu. Bakın sizinle benim aramdaki bu uhuvvet bağı. Yetiyor mu? Yetmiyor tabii. Aynı şekilde onunla imanı yakalarsak eğer uhuvvet bağıyla bakın sana bir şunu bir açabilsem. Yakalayamamışız. Evet. Evet. Ve inşallah Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim şahs-ı maneviyle alıyorum. Kim bakıyorum? Mesela bakıyorum. Üstad orada. Değerli Yusuf Hocam. Allah aşkına. Hocam. Allah Allah Allah. Allah aşkına. Elhamdülillah. Ya yanmasa ne olacaktı şimdi? Yanmasa hayvan yiyecekti. Yanmasa hayvan yiyecekti. Yanmasa yanacaktık. Yanmasa yanacaktık. Ama yanmasa yanacaktık. Bir dakika, o onunla aynı neredeyse ya, değil mi? Aynı. Ötekilerde. Hı. Yanan o ilk lambanın diğerleri de aynı. Aynısı. Aynısı. Ama dikkat edersen, ikinci yanan suda yandı, üçüncüsü de yandı. Evet. Üç, o da su. Ama öyle enteresan ki abi, bakın bir silsiledir. Şimdi, belki çok birden buradan şeye geçmek istemiyorum, şu şeye bir daha bakayım, çekiyorum. Ne yaptın kafam, nereye gitti? Bismillahirrahmanirrahim hemen açtım. Öyle ya günaha düşersin, hataya düşersin, tövbe edeceksin. Yeniden inşallah sarılacağımız yer burasıdır, kitabımızdır. Hemen selamı gönderiyoruz. Biz şimdi burada bu dersi yaptık elhamdülillah. Yalnız mıydık Hasan abi? Haşa tövbe. Evet işte, evet selam veriyoruz. Selamun aleyküm. Bitti. Tuzla enaniyet abi. Tuzla enaniyet. Hangi toz? Tuz. Tuzla eritirsen şey oluyor, iletken oluyor. İletken oluyor. Ha, buz yerine tuz. Tuz, erirsen iletken oluyorsun. Erimezsen hiçbir şey olmuyorsun. Ben tuz örneği o zaman önemli hale geldi. Ne? Tuz önemli hale geldi. Tuz sen acı ya. Ha bak, tuz, bak nura sebep oldu. Eridi, doğru hale getirmişsin. Ben elhamdülillah güzeldi bükülere sebep. Çok etkileyici o. Şimdi havuzun dışında çok olanlar, havuzun dışında olanlar da var. Aynen. Evet. Nur arayanlar var. Hocam, nur arayanlar var. O ışığı görenler kim peki Hasan abi? Işığı görenler kim? Şimdi Peygamber Efendimiz'e bir şey geldi. O bizi trafoları elektriği azalttı. Sahabe yoluyla yavaş yavaş üstada kadar geldi. O kablo sahabe. Oradan Hasan abiye geçti. Hasan abinin şeyinden biz de aldık diyelim. Hani Mehmet diyelim abi. O yanan ışığı görenler kim abi? Melekler. Kendisi yanıyor ya. Ateşsiz yanar mı? Allah görür. Kendisi yanıyor. Şu anda sen kendine şahit değil misin? Huzuruna. Şu an huzur yok. Evet abi. Bu senin huzurunu ben görüyor muyum? Ben görmüyorum. Ben ancak suretini görüyorum, simanı görüyorum. Şu anda sen huzuruna, hani o şehit diye öldüğünü anlamadı çocuk. Şehitti. Bir de ölmeden şehitliğe şahit olanlar var. Ölmeden
şehitliğine şahit olan var. Şahit olmak şehitlikten üstündür. Sübhaneke ya şehit, talete ya şahit, ecinne minen nar biafike ya Rahman. Şu anda şahit değil misin sen kendini? O kimdi peki şu anda huzur? Cenab-ı Hakk'ın inayetinin, rahmetinin, hikmetinin, adaletinin aynı ruhunda, aynı samediyet olma nispetinde taayyum ve teşahhus etmiş halet-i ruhiyettir işte. Dokuzuncu sayfada değil mi söz şu an? Taayyum ve teşahhus ediyor. Ama peki ne alakası var? Sudan ışık olur mu? Şahsi maneviden de böyle sebap olur işte. Sudan ışık olur mu? Olmaz da kim dese, bir 100 sene önce de diyebilir misiniz? Sudan ışık olur. Sudan nasıl ışık olmuşsa, bir tuz zerresinden bütün tuz zerreleri bir araya gelip ışığı yaptıkları gibi her bir nur talebesi de bir araya gelip nuru yakıyorlar. Ve herkes istifade ediyor. Ben hep bir söndürmenizi isterdim, bir görmek isterdim. Bütün ışığı bir söndürseniz ne yaparım? Yandım, piştim, yandım. Bak, yandım hani. Şeride bir kaldırır mısın? Onu da kaldır. Şeride, şeride, yerdeki şeride. Üstü dağda. Bunu da Risale'nin üstüne koyalım o zaman. Bu çünkü eser yap, eseri yap. Hala geliyor diye. Çok tuhaf değil mi? Bakın sudan elektrik geçer mi? Sudan elektrik geçiyor da ruhlardan Allah'ın feyzi nasıl geçmesin? Sudan geçmiyor mu elektrik? Geçiyor. Ruhtan Allah'ın nuru geçse çok mu zor? Peki sudan nur gözüküyor. Bu bedende niye ahiret gözükmesin? Bak nur ışıkta sudan gözüküyor. Suyun dışa vuruşu nur. Bu bedenin içerisinde ahiret haleti rüyesi çok mu zor şimdi? Şu an hiç bitmesin istedim abi. Şu an yani... Bilmiyorum ama anlamadım. Çok güzel bir yerlikti ya. Allah hakikatin eriştirsin. Ya zaten hakikati de... Birazdan ışık açılacak, bitecek. Kalsın böyle abi. Şöyle, bir kere... Kapur abi kaldı ya. Bir kere ders hazırlayalım. Katılanlar vesaire herkesi. İlk önce hepimiz birbirimizi tebrik etmek lazım. Maşallah. Elhamdülillah. Buradayken öteki tarafları yaşattık biraz. Evet. Ben çok etkilendim şöyle. Nurdan ışık olur mu? Sudan. Sudan ışık olur mu? Suyun içinden çıkıyor ya. Su nasıl iletiyor? Bir de kanuniyet var ve olması gerekiyor Hasan abi. Dar ağacından. Olamam diye bir şey diyemiyor. Aa işte dar ağacından zaten daha ipe takılı ya işin. Dar ağacından. Nadir abi. Evet. Efendim abi. Ya biraz çok sıkıştın da. Tamam o zaman Nadir abi al getir. Yok. Al getir abi. Nadir abi bir şey kim getirmişti? Ben getirdim. Hadi götür abi. Al abi. Nadir abi getir. Ya. Tamam abi, gideceksin işte. Şimdi o dar ağacı ki görüyor musun? Dar ağacın etmeye bak. Dar ağacı. Götür Nadir abi, dostlar bir şey. Dar ağacı ip değil miydi? Evet abi. Ama nur oldu, nur çıktı orada. O kaldırır mısın abi dar ağacın ipini, idam sefaz? İpi ha onu kaldır abi, kablo gittir ha. Ötekisi ötekisi. Ya lambayı tutun, lambayı tutun. Ha o ip, dar ağaç ipi. Adam asıyorsun, bak nur. Peki. Şimdi yakabiliriz. Şurada, şunu da bir söyleyeyim de abi. Anahtar şey Yasin, sen de götür. Anahtarın var senin galiba Yasin. Veya kimin de anahtar varsa dersen, hadi. Lafı senin böyle elektrik bilgin var mıydı ben? Bunu şahsı manevinin şeyi, bu benim değil. Ama nedir biliyor musun? Elektrik bilgisi olmak ikinci bir iş biliyor musun? Bunu tasarlamak, işçiliğini yaptırmak kolay.
tahayyül etmiş, tasavvur... Önce etmiş. Tahayyül, tasavvur etmesi... Abi sizin çok değindiniz o zaman... Şimdi güzel tarafını elhamdülillah konuştuk değil mi? Allah'a binlerce şükürler olsun. Allah'ım inşallah bizi bu şekilde nurlandırsın inşallah. Abi. Bir de sizin 2012 yılından sonra özellikle bastıra bastıra söylediğiniz, hatta hayatınızla bedelini ödemeyi göze aldığınız bir dava var. Sürekli uyarılarınız var değil mi abi? Kendini kainatın imamı ilan eden bir zat-ı muhterem var. Zat-ı muhterem değil mi? Özür dilerim. Özür dilerim. Ne diyeyim? Zat. Zat diyeyim. Zat, pardon. Ve kendine bu saatten sonrasını artık saf, zavallı, gariban, acınması gereken insanları olarak görmüyorum. Artık ondan farkı yok bu saatten sonra ona bağlı olanların. Ama bundan öncekiler, düşünebiliyor musunuz abi? Kendince iman etmiş, hizmetleriyle İslamiyet'i yaşamış, yandığını düşünmüş. Tamamen sahte. Neden? Çünkü bunun imanı iman değildi, sahteydi. Eğer buradan bu bağ koparsa, eğer buradan bu bağ koparsa abi, hepsi o şuradan hatta, orada, buradan evet. Kapanırsa, bu kapanırsa abi, hepsi birden gidiyor. Hatta özür dilerim adam kendisi bu, daha geri bir planda. Evet. Hatta bu peygamberden şimdi, nuru kesilirse diyor. Evet. Evet. O zaman ondan nur olmadığı için onunla vesile olacak hiç kimse de bir şey yok. Hiçbirinde abi. Yani bunlar bana söylüyor diyor abi. Dinini kim, dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısın? Bir insan yanarsa yakar. Evet. Tamam mı? Başım. Şimdi adam vesilelik var ya dünyada da Allah'ın böyle kanunu var. Elma ağaçtan sütü sırıtan vesaire. Allah da mücedditsiz, mücedditiyetik olmuyor yani. Eğer o Resulullah'a bağlı değilse ki o 11. meyvede geçiyor bu dairelerdeki ışık yanma meselesi. Söndürdüğün zaman hala yanıyor zannediyor. Ya merkez gitti. Senin bağlı olduğun adam senin iman ettiğinle bağı yok. Bunlar şimdi istedikleri kadar hizmet etsinler, namaz kılsınlar, oruç tutsunlar. Yok. Resulullah'la bağ yok. İslamiyetsiz. Çünkü bağ, onu esas alıp bizi Resulullah'a bağlayan dediğin kişi kopuk. Kopuk. Allah'ım hidayet versin abi. Çok sıkıntılı ya. Ne diyor biliyor musun? Peygamber olmadan da Keban Barajı'ndan ceylan almak oradan bayıp ve burayı tarumar eder. Asfiyatsız bile alınmaz abi. Devlet imamı niye var ki o zaman? Alamazsın ki o zaman şeysiz olur. Evet. Yani bunu abi bunu kaldırsak gerçekte de öyle. Bunu kaldırarak şunu aynı yere soksak bunlar bir anda yatacak. Atar değil mi? Montajını böyle. Yani elhamdülillah Allah'ım bizi inşallah şahsı maneviden koparmasın. Şahsı manevi ayırmasın inşallah. Ya Rabbi şahsı manevi ya. Amin. O kadar. Diyor ki bir diyor ustad diyor şahsı manevi diyor bir veli bir elini şeyin gibi diyor sekeratta yardım ettiği gibi diyor Şakir Nur talebeler himmet eder diyor ediyor sekerat aldı. Mesela kalbine bir şey doğdu. Sevk etti. Ya hatırıma geldi kalbime meyletti. Ya var mıydı sende yok. Nereden çıktı bu? Şahsi manevi. Bak hatırıma geldi kalbime doğdu. Var mıydı daha önce? Yok. Nereden doğdu? İçlikten gelir mi? Hatırıma geldi. Birisi gönderdi daha. Demek ki o düğmeleri basan şahsi manevi. Bazen ne yapar biliyor musun tersiyle? Allah kimsenin başına vermesin. O şahsi maneviyi kızdırmamak için diyor usta. Gene aynı tabiri kullanıyor. Şahsi maneviyi kızdırmamak için yapıyorum. Şahsi maneviyi kızdırırsak bize bir halet verir, tak diye dişen kolundan tutur gibi sokakta kalırız. Ne demek? Şefk alamazsın. Onu bunu tenkitle meşgul oluruz. Şefk olmaz. Ülfet belasına düçar oluruz. Ülfet belası bunlardan bir tanesidir. Tamam. Çünkü Risale-i Nur'da ülfet yok.
ünsiyet var, ülfet yok. Çünkü okum. Eğer bağnaz, geçimsiz, sorumsuz, sorumlu, tenkit, adavet, yani acayip bir şey ya, ifade edemiyorum böyle, bir tip olur. Bu ne demektir? Şefkat tokatına geçiyor, 8 ay okuduğu halde 1 gram gidememiş. Okuyor, ders bitiyor aynı. Bu hafta geçiyor, geçen haftayla aynı. Tamam da geçen haftayla bu hafta bir şey oldu mu senin haletle? Yani bir fikir bu noktasında, halet noktasında bir farklılık oldu mu? Hiç mi olmadı? Yani sorgula kendini, değil mi? Hepimiz ya. Şahsı manevi, çık dışarıya. Böyle değil ki. Bir alet veriyor. Bizim bir kardeş vardı. Dershane hayatına derdi ki, mukaddes çile, Hasan derdi, emsaldi. Buyur dedim ya, gece yatıyoruz ya, ranzalarda. Vallahi, şahsi manevi nedir biliyor musun dedi. Ulan nedir ya akşam, ulan ne buldun? Ağlayış sana şimdi bir halet verir, sokağa atar seni dedi. Benim haletim zannedersin, oysa birisi aktif etti. Baş başkasına dedi, aynı şartlardasın, bir halet verin, burası sana olur cennet. Bir başkası için dışarıda baktığın zaman, ulan cehennemi, cehennemde nasıl yaşıyorlar derken, o onun cennetini yaşıyor. Yani eşeğe bakan bir insan yükü nasıl taşıyor? Kendini eşek yerine koyduğu için diyor. Oysa eşek ondan lezzet alır. Saç, şey, göz diyor, bir kılı kaldıramaz ama mide yarım kilo baklavayı kaldırıyor. Onun lezzetidir. Yani acayip bir şey. Şans manevi yapmasa yandı. Şans manevi kızdırmamak için diyor. Veya başka yerde diyor ki, şans-ı maneviye havale ettim diyor. Bizim esas söz sahibi diyor, şans-ı manevidir diyor. Hatırladın mı Osman? Evet. Bunlar. Hep şans-ı manevidir. Asıl abi, şans-ı manevi tek mi? Şans-ı manevi bir bütünlüktür. Fertlerin cemidir. Fertlerin şans-ı manevisi. Yani mesela şöyle düşün. Senin bir divan, tencereye koy. Vicdanını koy. Kalbini koy. Fiiliyatını koy. Evet. Dördü bir yap. Tencere koydun. Evet. Yani dimağını, vicdanını, kalbini, fiiliyatını. Bunları bir bütüne getir abi. Karıştır. Evet. Hey. Benimkileri de herkesi karıştır. Karıştır. Hepimizin tek tek mi var? Koy kardeşim bir havuza hepimizin şahs-ı manevilerin. Hepimizin şahs-ı manevilerinden oluşan şahs-ı manevi. Ne oldu biliyor musun? Geçen enteresan. Darız başıma geldi. Bir şey öğrendim. Hayret ettim. Ondan sonra tabii hayret etmedim de şu, hani bu 15 Temmuz'da işte darbe oldu ya, bir maneviyat çalıştırdı insanları sokağa. Böyle hepimize ne yapacağımızı şaşırdık böyle. Bir ama acayip, bilmedikleri halde doğru iş yaptılar. Bazı insanları hiç çalıştırmamış. Şakaydı diyor böyle. Bir nasıl oldu diyor, nasıl çıktılar diyor, ne yapıyor bunlar diyor. Bankaya ne çıktı diyor. Bankaya gidip para çektiler. Nasıl bir şey yani. Banklerden gidip ekmek işte, alanlar. Nasıl bir şeyler. Ya onun dışında kalmak ne kötü bir şey yani. Allah korusun yani böyle o sirayet ediyor. Ya o çok üzüldüm yani o. Hali abi. İnsanların adına, onun çalışmamasına. Evet. Çok üzüldüm yani. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir şey. Hamarımın her Kur'an okuşta olur, herkeste olur. Her gün Allah'ın dursun, teşvik için. Zaten biliyorsun, cüz okuyorum. Bir cüz istisnasız. O bir tane cüzüm daha. Okurken mutlaka takti birileri düşüyor. Ekrana düşüyor. Takkeyi geliyor. Samimi söylüyorum, itiyorum. Okuyorum. Tekrar geliyor. Ve ara veriyorum. Allah'ım, maddi ve manevi ne derdi varsa şuraya geldiği için şu ona yoldaş olsun. Diyor. Kim getirdi? Vallahi ben yapmazdım. Onu getirmezdim. Ya ölü geliyor, ya diri geliyor. Ama çok kişi geliyor. Niye geliyor? İhtiyaç mı var? Getirir. Yani şahsi manevi yapıyor. Niçin biliyor musun? Onun ihtiyacını ben bilmiyorum. Şahsi manevi görüyor, gene beni kullanıyor. Benim okurken hatırlama geliyor. Kalbimi meylettiriyor. Fikrettiriyor, merhamet ettiriyor. Şak diye ona duayı yaptırıyor.
ve Kur'an'ın içine sokuyor. İki ayetin arasına sokuyor adam. Vallahi o yapıyor. Vallahi billahi ben yapmam ya. Ama mecburum orada açmaya. Kim yapıyor? Bütün zerratımla söylüyorum, şansım öyle yaptırıyor. Ama ne açıyor? Bunu sok içeriye diyor. Hasan abi böyle bir şey biz yaşadık zaten. Böyle bir Antalya'da bir otelde bir arkadaşla böyle hizmetleri konuşuyorduk. İşte sizden bahsettik, hizmetle ilgili konuşuyorduk. Bir baktık siz telefonla aradınız bizi. Kardeşim Kur'an okuyoruz, ne istiyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Bir anlatın dediniz. Varsa sıkıntınızı söyleyin, yoksa susun dedim. Hasan abi. Tamam Hasan abi, güzel şeyler konuşuyorduk dedi, kapattık bizi. Tamam, sustuk bile. Demek ki rahatsız etti. Şanslı manevi olur, evet. Evet, şanslı. Ne yaptın? Kur'an okuyordunuz bunu. Kur'an okuyor. Evet. Siz Kur'an okuyordun, biz de orada hizmetle ilgili konuşuyorduk. Yani. İşte bu açık bir yeydi. Bir anda açık ama hiç bunu da, onun da benim de haberimiz yok ki. Evet. Açıyor orayı, vallahi ölüsüne, dirisine, acayip geliyor ya, ölüsüne, dirisine. Diyorum ya Rabbi, siz onu da etmiyorum. Evlad ihaline diyorum ya Rabbi. Ondan sonra inanın bana, yalan nafsı kafirdir. Bıçak keser gibi kesiliyor. Nerede o adam hani beni meşgul ediyor? Bir daha belki aylarca gelmiyor. Ben keramet dersini yaptık ya şimşek gibidir diyor. Bazen açılır, görürsün. Ha, nedir bu? Bana değil, hepinize oluyor. Evet. O anda ana kesin sokunun. Evet. Onun ihtiyacı var demek ki seni kullan. Evet. Bu şahs-ı manevi hafızı yapıyor. Ne Ahmet'in Mehmet'in işi değil bu. Evet. Siyah kablo işte. Şu siyah kablodan ışık mı geçiyor? Nasıl geçiyor? Siyah kablo ışık geçmiyor ki. Elektrik geçiyor. Işık değil elektrik. Elektrik her şeydir. Ama ampulde o gözüktü. Ama oraya pervane taksaydın, zzzz diye bir pervane tak oraya. O pervaneyi taktığına da bir tane eczane lastiğini tak, bir tane de değirmen taşına bağla, unu otsun. Unu otsun, un. Değirmen olsun. Bir bahsede pervan hava öfürsün böyle de hava gelsin. Acayip bir şey değil. Kimisi de kaynak yapar. Kimisi de ekmek pişirir. Bak, şansı var ise bir şey yapmıyor. Herkese farklı iş yaptırıyor. Elhamdülillah. Yapması gerektiğini yaptırıyor. Acayip bir şey. Evet. Kimisi şey. Hadi bakalım söyle. Bir şeyi de bir sordum Harun'a ki he. Hasan abi. Lambaları da yakalım. Bir kapıyı açalım mı biraz? Ya Harun. Tamam da bu kadar berzat dersi yapıyoruz biz de. Allah aşkına. Yani bu berzat olmasa da hani biz direkt cennete gitsek. Ne olur? Allah aşkına. Ha yani bu yüksek hayatlar olmasa, hesap hesap aşırı dedi, yani nasıl olsa hani gideceğiz yani. Hani cehenneme giden cehenneme, cennete giden cennete. Gitse de, gitse bu telaşa da olmasa. Ne gerek var, ne lüzum var falan. Şimdi, şimdi önce dedi ki, abi dedi, düşünebiliyor musun? Yani öyle bir lezzet ki, bir anda bizi aynen mesela buradaki dengesizlik gibi, bir anda kavurur, yakar. Yani cennet lezzeti bir anda yüklense, sikerattaki o güzelliği bir tatta inkılap ettin. Berzak'ta şimdi medreseler var, oradaki cennetin bahçesidir diyor, değil mi? Ha dünyada da ilim meclisleri cennetin bahçesidir diyor oraya. Hadiste geçmiyor. Yok, diyor ya. Evin içine öyle yuvan diyor cennet. Ha, küçük. Şimdi bu cennette eklene aslına gidince biraz alışıyor, dantrol yapıyor. Yavaş yavaş. Dedim tamam hadi biz onu anladık. Tamam biz anladık, biz tam cennete gideceğiz de inşallah. Yavaş yavaş alıştır gönderdik Allah-u Teala biz de. Ya bu gayrimüslim, bu inançsız, ateist, münafık, ya ona ne lüzum var? Ona doğru cehenneme. İşte Allah'ın rahmeti, merhameti Hasan abi o kadar büyük ki. Diyor ki, sen burada öyle diyorsun. Burada Allah-u Teala onu beslemiyor mu? Aç mı bunlar? Acıktalar mı? Yokluktalar mı? Darlıktalar mı? Yani kendi dünyalarında rahat ettiklerini belki düşünüyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Allah-u Teala bunların rızıklarını burada veriyor. Kesebilirdi de. Burada da ise de. O sana yani öyle aşağılık durumda. Siz diyorsunuz ya aşağılık değil, çukur. Öyle insanlar, burada hayatlarını bir şekilde idame ediyorlar, devam ediyorlar. Demek ki Allah'ın rahmeti
o kadar sonsuz, o kadar o kadar her şeyi kuşatmış ki ona bile, o gidişata bile belki bir silsile uyguluyor sana bir, belki bir geçiş uyguluyor, o şekilde gönderiyor yani. Evet, öyle yani. Onlar, yani onların, Allah biliyor zaten cennete kim gideceğini, cehenneme kim gideceğini biliyor. Şehadet, alevi şehadete de göndermezdi, direkt ruhlar aleminden alıp cehenneme sokardı. Ama şöyle de düşünüyorum Ayhan'ım. Yani biz de gelmezdik hiç buraya. Biliyor abi nasıl, Allah biliyor bizim nereye gideceğimiz. Zaman yok onun için. Allah bilmesi için gelmedik ki zaten. İşte. Evet. Biz onu tanıyalım diye. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah'a abi. Şimdi. Biz nasıl makamından yanaşıyoruz. Biraz. Diyorum ki ya berzah olmasa. Bir hayal kurayım dedim. Şöyle bir canlandırayım kafamda. Ondan sonra... Berzah olmasın. Evet. Aslında sanki çok fena da olmaz gibi geldi bir an bana da. Şimdi dedi estağfurullah Allah. Hani kabir yoksa. Kabir yok, hiçbir şey yok. Berzahsın direkt diyor. Mesela burada hayal edelim. Şimdi berzah hani bir... O uzun yoldaki berzah değil ya sana. Hani burada da berzahtan bahsetmedik mi? Hani insanlardan da berzah olarak bahsetmedik mi? Hani çekirdeği alemi şehadetse... Gövdesi, dalları, berzah alemidir dedik ya Hasan abi. Şimdi berzahı birden kaldırdım, acaba ne olur diye. Şimdi hayal kurdum. Dedim ki, hani biz kılıbık kardeşler, belki vardır benim gibi arkadaşlar. Hanım bana dedi ki, ya git gafur. Bülent abi, Bülent abi ne bir sana söyleyeyim abi. Git gafur kabak getir pazarda. Ya kardeşim, ya koca kabak alınır mı, taşınır mı, araba yok. El arabası yok, bir şey yok. Elde taşıyacaksın. Gittim, düşünsenize, berzah yok. Birden getirdim. Bak, bir saatten beri burada, fark ettiniz mi? Buyurun hanım, kabak sana. Bu sana kabak. Bu ne? Bu çekirdeği. Bu ne Hasan abi? Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği değil mi? Hasan abi, yani pardon hanım, bu kabak çekirdeği falan değil. Böyle atıyorsun, bir anda... Aman Allah'ım diyorsun, kabaka çıktı meydana. Aman yarabbim, subhanallah olsun. Motor yaktı. Şuraya baksana. Kabrağın sinirde. Motor yaktı. Ya Allah'ım yarabbim. Şuraya baksana. Allah aşkına. Benzasız aleme baktın abi ya. Benzasız aleme. Hazır abi ya. Şuraya bakın Allah aşkına ya. Nerede bu? Şimdi. Abi sen 10.000 bakımları yaptırdın mı? Bugün çıktım bakımdan. Allah aşkına Hasan abi. Bak bak. Hasan abi şu an. Şimdi şununla şunun arasında hiçbir şey olmadığını bahsedeyim. Ben sanıyorum. Hasan abi. Yani bu tövbe estağfurullah. Peygamber Efendimiz parmağından su akıtmış. Bu ona farkı yok ya Hasan abi. Orada kim su içer mi? Bayılır kalırsın Hasan abi ya. Subhanallah ya Rabbi ya Hasan abi. Allah bize anlatsın. Bu da dershaneye gidecek inşallah Hasan abi. O işe yarasın ya. O işe yarasın inşallah. Şok oldum hakikaten. Kaldırsana o çekirdeği. Hasan o çekirdeği. Onda o ara yok ha. Şuraya bakın Hasan abi. Ne yapacağım ben peşin? Mümkün mü? Şununla şununla hiç arıyorum. Nasıl olacak? İyi olun. Nasıl olacak? Bu buna nasıl dönmüş başka türlü Hasan abi ya? İnkıramda. Ya. Kabaklı ver. Kabağı kaldır gibi kabak. Yok çekirdeğini. Ha, onu tut, tarihe çeksin. Bu kadar. Olmazsa olmaz abi. Allahu Ekber. Yani şu anda Allah aşkına bir söylediğimi hayal edin. Çekirdekten toprak ve yeşil şibini hayal eder misin yoprağını falan? Ne kadar uyuyor değil mi? He? Hadi. Evet abi, acayip. O yeşil şipte bir kırmızı pembe gibi bir püskür açar ya evet, böyle. Evet, evet, çok gül gibi. Çok güzel. Evet. Çok bak şimdi. Şey. O arasına sokmuş anıyorsun kabak, kıyar arıyorsun tamam mı? Yani o çekirdekten o çekirdeği de koymuş gayba. Hani bir yer gizlemiş yani. Tamam ben bir şeyler yapıyorum. Neyi gizliyorsun? Yani neyi gizliyorsun? Hani güya bu kadar toprak örtmüş ya. Yani böyle gökten inmesi kabağın, şipsiz kabak vermiş. Şimdi o çekirdeği gizlemiş. Şibi çıkartmış ipi yani. Bu ne bakıyor? Aradaki güzelliklerin hepsi yok. Aradaki bütün güzellikler
Bitti. Yok. O yeşillik fotosentez, o kırmızı şey, o aradaki esmalar, o Edana getirecek o renkler, foto esmalar. Evvel ahir. Zahibat'ın nerede? Hani Zahibat'ın isim vardı? Çok eksik olmaz mıydı? Kaldırır mısın ufağın ha? Orada direkt olsun. Şimdi ne oluyor yani şimdi? Keyif mi verdi? O zaman dimağa da ihtiyaç olmuyor. Allah Allah. Bir kolayda kalsın. Diğer, ha aferin ya, aferin lan. Aferin maşallah, evet. Güzel. O zaman dimağa da ihtiyaç yok. Vay gelsin, kalbe girsin, bir girsin. Bitti. Şu anki çok güzel abi. Böyle devam etsin. Sen de herhalde. Bir kutu taşıyacağız demek ki. Çağırsın abi. Yapar. Hadi bir şey diyecek sana. Bir yere bağlan. Çağırma çünkü. Abi ona çok acayip geldi ya. Bu akşam. Ne gördün mü yaptın? Örneğin ya. Şimdi devam. Yazın işimiz var, gel buraya. Peki biz o çekirdekle kabak arasında şimdi neredeyiz? Biz usta diyor ki insan bir çekirdeğe benzer. Biz hala kabak çekirdeğiyiz. Abi ama yanlış söylediniz. Bu değil. Biz bunun içindeyiz. Biz yani aslında kabağız. Siz kendinizi kurtardınız. Hadi geldiniz ama. Soyadını biliyor musun? Soyadım. Kabakçı. Kabakçı. Pardon, aklım helaliydi. Elektriğe veren maruz kalmadı değil mi bugün? Bunu yaparken elektriğe veren maruz çattı. Ya olabilir ki ya. Ama baksana nasıl cevap verdi ya. Ben bu çekirdeğin dedim, hayır dedi. Kabağın içindeki şey, biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sanırdın? Hangisi çekirdek Hazır abi, aslı çekirdek? Hepsini karıştırdı sen. Kardeşim, o çekirdek tuttuğu şu çekirdek Nur Muhammed'i. O şip şecereye hılka. Biz içindeki kaba. O meyve insan. Peki abi, bu çekirdeğe ve kabağa baktığımız zaman kabak çekirdekten çok güzel. Yani kabak daha güzel çekirdekten. Zahirde. Çünkü meyve değil ki biz. Hayır abi ama bir biz burada şekeri katmadan tadı olur mu? Üreti daha çok güzel. Yok abi. Yok. O haşlanacak. Olur. Da kaynayacak. Ama o kabak çekirdeğini al ya aslında. Aslında. Herkes mi gelmeye başlıyor? Fatih isterim. Peki Hasan abi amaç kabak olmak mı çekirdek olmak mı? Bir dakika. Ne demek? Amaç kabak olmak mı çekirdek olmak mı? Gafur'un dediği gibi. Büyük kabul edersen diyor. Hem çekirdeksin. Ama bak Harun abi diyor ki kabak daha güzel diyor. Ali abi diyor kabak daha güzel diyor. Hayır. Kim nereye gidersen. En iyisi çekirdekten şipte dahil o bütünsel olma. Elhamdülillah. Yeşilliği isterim kardeşim. İki benzer var o zaman. Aa, yeşil. Şöyle düşün. Çekirdekten Allah kabak verse gördük bir kere. Ağaç olmadan meyve olmuyor. Ha şimdi mesela gördük ama ağaçsız yok. Vermedi. Şibi olacak, kabak verdi. Şimdi Cenab-ı Hak ikisini de gördüm diyor. Çekirdekten kabak, bir de o sistemle kabak. Şimdi düşün bakalım. Bu, aradaki format yok, şip yok, olur mu? Hava var, kuş yok. Ama insana ihtiyaç olmuyor. Hepsini birden istiyor. Almıyor. Hepsini birden. Kargasız bile olmuyor. Yani. Ha? Kargasız bile olmuyor. Ya bak, ya ben evet kabak şey, kabak şey, şekilde netice değil. Aradaki shift olacak, süreç. Ya bravo, ben size bunlarla başlasaydım var ya. Ben speechless'ten bana bir seni zaten. Tamam ben sana. Yoksa gidiyor. Faniyim, fani olan abi dua istiyorlar. Dua istiyor Yasin. Bir dua ederim abi ya. Vallahi hale çok güzel. Harnan kıvat Yasin'i kırmıyor. Harnan. O zaman şeyi verin. Kur'an'ı verin de bir dua yapayım. O zaman en cami. Ver bakayım. Lambayı yak. O hafta okuyabilir misin? Telefon verir mi abi şey? Bu bizim hizmet vakfının. Tamam okuyacağım. Okuyayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lâ kıvvete lil muttakîn ve lâ udvâne ilâ'l zâlimîn
ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke tessemil alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke tetevabur rahim. Ve dina ve vefikna ilel hakki ve ilel tarifi mustakim. Bi bereketel Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Va'fu anna ya Kerim. Va'fu anna ya Rahim. Vaghfir lana zunubena bifadlike ve keremike ya ekremel ekremin. Allahümme zeyne bi zinetin Kur'an ve ekrimna bi kerametin Kur'an ve şerifna bi şerafetin Kur'an ve elbisna bi hilatin Kur'an ve edhilna cennete bi şefaatin Kur'an ve afina min kulli belâi dünya ve azabin ahireti bi hürmetin Kur'an. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط النورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وإجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وَقُضِي دُيُونَنَا وَبَيُّغْ وُجُوهَنَا وَارْفَعْ دَرَجَاتِنَا وَارْحَمْ أَبَاءَنَا وَاغْفِرْ أُمَّهَاتِنَا وَأَصْلِحْ دِينَنَا وَدُنْيَانَا وَشَتِّتْ شَمْلَ أَعْدَائِنَا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه والنور ما طلبناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين وإلى أرواح آلي وأولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي وجميع ذريتي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أستاذنا سيد النصر رضي الله عنه وأرواح جميع طلابه وإخوانه وإلى أرواح آبائنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.